Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Bize bırakmasın. Burada bu hakikatleri nasip ettiği gibi o hakikatin hakikatiyle muhatap olmayı, rızasını kazanmayı nasip eylesin inşallah. Arkadaşlar bugün Dima 190 projesi devam ediyor. 13.02.2022 Vicdan 16 Tepecik. Vicdanın projesine girişi 14'tü. Bir sürü vicdan dersi olmuştu. Karışmasın diye. 14 vicdan girişi. Var mı bir sorun? Abi geçen hafta 15'ti. Evet. 14. Şimdi vicdan. Dima 190 bu. Evet. 184 kayıp. Kayıp. Evet. İnşallah çıkar bir yerden. Şimdi vicdanın projesi okurken bir metne sadık kaldığımız çalışma var. Bir de metni okurken alemimize, aynamıza düşen cümlelerle ısınma yapıyoruz. Gene vicdanın içerisinden çıkartılan cümleler. Oradan devam ediyorum. Geçen hafta şöyle başlamıştı. Akıl deyince bir gösterilecek bir yer var. Bir mahaliyeti var kafa, dima. Kalp dediğimiz zaman bir mahaliyeti var, bir organı var. Ama ruhun ve vicdanın gösterilecek bir mahalliyeti yok. Bu cihette ruh vicdana benzer olduğu için ustad vicdanın dört ana sırrı, ruhun dört havası diye ikisinin alt veri tabanların aynı söylüyor. İrade, zihin, his, latife-i Rabbani, değil mi? Bak. Vicdanın dört ana sırrı, ruhun dört havası. Şimdi organı yok. Bu bize neyi getirecek yani? Neyi getiriyor? Yani kalp deyince bir yer gösteriyoruz. Akıl deyince bir yer gösteriyoruz. Bizim hayatımızı, yaşadığımız hayatı bir kere en temelde sorgulamamızı sağlıyor. Muayyenlik değil ya. Şimdi bizim dünyamız şu abiler. Gözümüzün gördüğü, kulağımızın işittiği, aklımızın düşündüğü kadar bir dünyamız var. Onu da merkeze koyuyoruz. Zembereğin, pergelin ucuna onu koyuyoruz. O merkezde düşünüyoruz. Dünyamızına göre bu iyi değil. Bu işte bu şu, mesafemize göre, yakınlığımıza göre anlam veriyoruz. Bu saf, bu merhametli, bu uyanık, bu zalim, bu doğru, bu yanlış. Bunu yaptığımız ölçü kendi hususi dünyamızla bağlı. Doğru olduğunu da bilmiyoruz tabii. Kimin safın, kimin uyanık olduğu belli değil tabii. Ama bizim için belli tabii. Aşağı doğru indiğimiz zaman belirsizlik bir sürü kavramların üzerine kurulduğunu göreceğiz. Mesela beden. Aşağı indiğimiz zaman enerji. Bedeni meydana getiren, buzu meydana getiren su gibi, suyu meydana getiren H2O, enerji, kuarklar, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat. Yani yok o. Aslında birbirine bindirilmiş, setleştirilmiş, dondurulmuş, vücut denmiş. Hiç kimse bedeninin içini yaşamıyor, kafir ve Müslüman dahi. Nedir o? Mesela şu anda ya fikrin içindeyiz, ya hissin içindeyiz. Mesela ehli dünya şehvet duygusunun içerisinde, gadabının içerisinde. Koştu. Neyin peşine koşuyor? Kariyerin peşinde, mal mülkün peşinde. O bir duygudur. Yani o bir duygudur. O duygunun içerisine kendisini koyar, hayatını bina eder. O. O zaman
Onun yaşadığı nedir? Duygusunu yaşıyor. Bedenini yaşamıyor. Kimse bedenini yaşamıyor. Şu anda biz bedensel hayatı zaten yaşamış değiliz. Biz bedende değiliz. Beden bizde. Yani ya fikir, ya his, ya latife, ya şefkat vesaire. Aktif olunca şu anda fikir. Bak şu anda bedeniniz yaşamıyorsunuz. Bak buraya teveccüh etmişsiniz. Akıl inşa ediliyor. Tefekkür ediliyor. Düşünülüyor. Onun içerisine kendimizi koyuyoruz. Biz bedende değiliz hiçbir zaman. Beden bizde. Ama ehli dünya uşkurluk ve midesini o merkezde, yaşantını merkezine koyduğu için gene bedenini yaşamıyor ama bedensel hazların içinde. Herkes bir şeyin için. Bununla alakalı bu akşam gördüm, hep paylaşım bununla alakalı. Çünkü bununla yatıp kalktığım için. Belki size de lazım olur. Gelirken İrfan'a biraz anlattım. Daha kısa anlatayım. Şimdi evet, şöyle rüyadayım ama değilim. Aykın değil yani böyle. Mukayese edebiliyorum orasını burasını. Rüyada olmadığımı da biliyorum, olduğumu da biliyorum. İki şey tamamen. Nasıl böyle bir videoda yarısı veya televizyon ekranda yarısı konuşan, yarısı dinleyen gibi böyle şeyler yapıyorlar ya böyle. Evet. Yani bizde de yapıyor. Metin koyuyoruz külliyatın, yarısında konuşmacı var böyle. Sanki onun gibi ama yarı yarıya değil böyle. İkisi aynı anda birbirinin üzerine bindirilmiş. İkisini de görüyor. Bana dedi ki, ölüm nedir biliyor musun dedi, ölüm anı. Görmek ister misin dedi. Böyle ölüm, ölüm yani ölüm şeyi, korkusu, ölüm şeyi, mezarlık falan. Şimdi Kırıkan'da bilenler var, Amikovası böyle. Onun alan yaylası var böyle. Onun ortasındayım ama çok tuhaf. Biraz önce bedeni anlattım ya. Bedenindeyim ama beden yok. Beden tamamen o dediğim gibi buz, su, H2O, enerji, esir, madde, hayat, aynı hayat. Aynı onun gibi aslına dönüşmüş. Yani beden muayyen, yani bir adreslemek için beden kullanılıyor dünyada. Ne belli olsun. Yoksa bedenin bir fonksiyonu yok yani. Beden ama beden yok. Uzaktan kumandalı böyle cihazlar çalıştırırsınız ya. Ama burada komut yeridir, elektron şeyidir. O cihaza göre burası bir cihaz değil. Elektronik merkezdir. Ben bu kaynakta böyle bakıyorum ama Amikovası'nın her yerindeyim. Her yerindeyim, hiçbir yerinde değilim. Böyle baktığım zaman bir muayyenlik var, bir adrese, bir enerji şua var. Şekil yok. Böyle bir şeklim de yok. Fakat aynı zamanda Türk İş bloklarında kapalı havayı da görüyorum o anda. Yani hakikaten kapalı. Onu da görüyorum ama yarı yarı değil. Nasıl oluyorsa ikisi de aynı anda. Bak ha bu dünya. Şimdi ölüm şu anda o Amikovası'ndan böyle yukarıdan bir anda her yerde ya. İşte bu enerji boyutunun bir anda donmuş hali, şekillenmiş, bir yerde muayyenleşmiş hali, halinin sanki saatin kurulmuş semberi gibi saatten çıkar ya o kurulma, yay genişlenir. Onun gibi sanki kurulmuşuz, burada ruha zıt bir hayat ya burası. Ruh mutlak ve muhit. Mutlak ve muhit. Burası muayyen ve muşahhas. Burada bulunuyoruz gibi. Yani zor. Zaten Allah da zor ikna etti ruhu. Burayı. Girmiyordu. Şimdi pat diye çözülmesi. Çözülünce ne oldu? Mutlak ve muhit. Her yerde, hiçbir yerde değil. Bu. Şey gibi oldu. Şimdi ruhun bu alemde işlev yapabilmesi için, adreslemek için beden kullanılıyor. Adres için kullanılmış.
Ama cehalet işte veya işte gaflet, biz bu esas yaptık bunu. Adres yani dünyada mutlak ve muhit olan ruhun tekamül ve terakki etmesi için cismani hayatın kıymetini bilmek lazım. Çok değerli. Çünkü meleklerden imtiyazlı kılıyor bu. Yani o kadar değerli. Bulunmaz yani. Cebrail'de yok. Cinlerde yok. Yok yani. İnsan denilen şeyde var. Hayvanlardaki ceset var, cismaniyet var ama ruh yok. Yani ruh yok derken ruhu var. İnsani ruhu yok yani. Basit bir şey var böyle. Şimdi bununla ruhun işlevini yapıyor alemde. İkisinin de ortak zeminleri, vicdan ve ruhun ortak zeminleri veya kullandıkları sistem bu sistem. Lezzet aynı zamanda, mesela lezzet var, zevk var. Lezzet biz çabuk söylüyoruz. Kayım valide, kayım peder, kayım makam, makama geçen. Ama kayım makamı çabuk çabuk kaymakam demişiz. Kayvalide demişiz. İşte lezzet de böyle olmuş. Aslında le zattır. Zatın zevklenmesi demektir. Kendinden kendine zevk, lezzet almak. Le zattır demiş büyükler, eskiler. Le zatın şeyi. Zevk ise hissidir, haricidir. Cinsellik, elma, armut, baklava bunlar zevktir. Lezzet ise zatın zevkidir. Zata ait. Le zattır. Zatı tatmaktır. Mesela düşünmek neydi? Harici alemimize taşımaktı. Düşünmek sureti öyle. Ama ustad diyor ki düşünmek deşmektir. İlk önce kendini deşeceksin, sonra orayı deşeceksin. Düşünmek ise deşmektir diyor. Tevhid-i efali eylemde kainatta tefil, tevhid-i efal, Allah'ın fiillerini tevhid etmek ne demek? Yani kitaplarda rastlarsınız. Tevhid-i efal. Eylemde yani kainatta kainatı bütüne getirmek ki zihin yapar bunu. Yani zihin tevhid-i efal. Kainattaki parça parça güneş, su, dağ doğuyor, ölüyor, diriliyor, yaşlanıyor. Acayip acayip şeyler. Bunlar farklı farklı şeyler ve birbirine zıt gibi gözüküyor. Ama tevhid-i efal, akıl bunu aslına döndüğü zaman ikisi de aynıymış. Lütfu kahrın, şeyin vahid. Yani kahrı da lütfu da aynı. Bilmeyen çekti azap. Ha bilmediğimiz için azap çekiyoruz. Bunu anlayan ne olur? Kimdir? Sultan olan anlar bizi. İkisi de birdir. Yani bütüne baktığın zaman kainata, dünya orası, burası, yani aslında aynı hakikatin farklı makamları, mertebeleri. Şöyle diyeyim, buz, müstakil bir zatı var. Aslında sudur ya, zatı müstakil bir zatı yoktur. Ama farklı bir tecelliye mazhar olduğu için buz dermiş. Sudan ayrışmış. Ama biliyoruz ki sudur. Tamam. Bunda şüphe var mı? Yok. Biz de biliyoruz ki su müstakil bir zat biliyoruz ama hidrojen ve oksijen, yanıcı ve yakıcı iki farklı şeyin celali ve cemali. Su celal ve cemal. Bilmeyen çektiği azap. İkisi aynı şey mi zaten? Suymuş. Hidrojen ve oksijen. Daha şey indiğin zaman enerji. Kuantlar, işte kuantum dedikleri, daha arkasında esir, daha arkasında maddi hayat, daha arkasında usta cennet için diyor ki aynı hayat, hayatın zatları ve cevherleri. Aynı hayat. Peki ne bak şimdi, aynı hayat, onu dondur bir buzdolabına koy, biraz donsun o, dondur onu, maddi hayat oldu. Onu da bir dondur böyle, ne oldu, esir oldu, esir yediye ayrılıyor, her bir mertebesi de yediye. Geç onları. Biraz da bir başka buzdolabına koy. Biraz donsun. Enerji oldu. Biraz da donsun. Kuantum fiziği olsun.
biraz da donsun, hidrojen oksijen olsun. Birazdan donsun, su olsun. Biraz da donsun, buz olsun. Ha işte biz. Ve bunun üzerine oturduk. Vay be, ne kadar kesilmiş hayat ya. Hep buymuş ya. Vay be. Vay işte bu. Bu işte aslında neyin üzerine oturuyoruz? Bu iş. Peki aynı hayat nerede? Bu madde gibi gözüküyor ama aynı hayatın dışa vuruşları. Aynı hayat nerede? Cennette. Cennet zaten burada. Cehennem de burada. Cennet de burada. Cehennem serin olur diyor. O bizim bildiğimiz o ahiretteki cehennem. Adamın kafası cehenneme dönmüşse, top gibi olmuşsa, intihar çözüm olmuşsa bu kafa cehennemi cismaniden beterdir. Bak düşünebiliyor musunuz? Çözümü intiharsa o sıkıntının kendisi ne? Yani intiharla çözüm zannediyor. Kafasındaki cehennemi hayal edebiliyor musun? Bu kafasındaki cehennemden kurtulmanın yolu intihar. İntiharın da ne olduğunu tahmin ediyoruz. Bu korkunç şey çözümse kendisi nedir? Cehennemi manevi işte. Korkunç. Ne yaparlarsa yapsın. Tevhidi efal, tevhide getirmesi alemini bu insanoğluna dünyada rahatlık yoktur. Dünyada rahatlık olmayınca ahirette de yoktur zaten, mümkün değil. Tevhid-i efal, kainattaki farklı farklı parçaları, işte güneştir, dağdır, tepedir vesaire, efali. Bunları aslında tek bir zatın, yani farklı esmaların zuhuratları olduğunu, akıl bunu yapıyor. Şimdi vicdana geçeceğim. Zihin, bunu zihin yapıyormuş. Bir de tevhid-i ispat var. Tevhid-i efal var, tevhid-i ispat var. Şahit ki, tevhid-i ispat şahit ki, içsel hazlar ki, huzur, bunu da latife-i Rabbani yapar. Bunu da lezzat diye ifade eder. Mesela tevhid-i ispat varmış. Şahit olduğu içsel aleminde böyle. Hakikaten çok sıkıntılı olduğu zaman, çıkışlar olmadığı gibi gözüktüğü zaman böyle iç aleminde. Böyle bakarsan hakikaten bir ışık görürsün. Öyle bir teselli, bir nokta istinat. Bir nokta istindat, böyle bir şey hissedersin böyle. Sahipsiz değilim, her şey kontrol altında. Ha, onun hissettiğin şey tevhid ispattır o. İspatı o. Tevhid efal, hariçteki zıtlar. Akıl onu bütüne terke getiriyor. Tevhid ispat ise bu kadar acayip acayip haller yaşıyoruz. Allah Allah, canım sıkıldı, gelin geldi, oğlum gitti, şu olmadı, bu olmadı. Şöyle gitti, ölüm geldi, mezara soktuk falan. Böyle bir tuhaflıklar oluyor ya, hemen insan bir sığınacak bir yer arıyor. En harika sığınacak yer kendisidir yine. Sığındığın zaman orada sana bir nokta istinat, noktayı istimdat olduğu o ışık, o tevhid ispattır. Biraz da gideyim. Sana çay verene, bize kahve veren Ali'ye çok teşekkür ederim denilir. Çok hamd ederim denilmez. Çok hamd ise şahit olduklarınla içsel bütünlüğünle kurbu huzuruna dahil edilen. Mesela bunu verene çok hamd ederim. Yok, çok teşekkür ederim. Tevhid efa. Tevhid ispat ise çok hamd ediyor. Bak buna elhamdülillah, teşekkür ederim dedikten sonra hamdı arkaya döndürüyor. Neydi geçen hafta? Başımıza gelen iyi veya kötü hastalıklarımız ve kanser, ölüm falan. Bunun esbabını arayan akıldır. Sahibini arayan vicdandır. Sahibi yani bu. Tamam da bu niye verdi bana Allah? Beşer zulmeder, kader adalet eder diye. Şimdi hamd içe taşındırıyor şükür seni. Varlığına hamd edilir ki varım. Mesela imandan daha mühim bu şey. Bu anlayış var ya. Yani hissiyatımı anlatamayacağım ama herkes kendi aleminde yaşar bunu. Bak şimdi ben tahta değilim. Hiçlikte değilim. 24. mektup. Hiç değilim. Taş toprak değilim. Bitki değilim, hayvan değilim, insanın vesaire. Ben varım diyebilmek var ya, varım.
Varım, var. Bak gözümü kapatınca vücudumu görmüyorum. Ne görüyorum? Ne öne çıkmışsa ya elemdir, ya sıkıntıdır, ya fikir. Ben varım diyebilmek var ya, varım. Ha, o diyebilmenin adı, o diyebiliyorsan o haletin adı hamd'dır. Hamd, Adem'den vücuda çıkmanın sesidir, ayak sesidir. Gazali der ki, saat var ya, saatin saniyesi tık 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 tık. Bu diyor saatin sesi değil, öyle zannediyorsun. Kabre giderken ayağının sesidir diyor. Bu ayak sesiymiş. Ama bir saat sesi demiş. İşte varım diyebilmek var ya, varım yani. Sen bak bana şu anda da keyif veriyor. Yani Allah varken hiçbir şey yoktu. Ben yoktum. Yani Allah mutlak ve muhit. Bana bu benliği düşünmüş. Tövbe. Allah düşünmez, bilir. Ama tefekkür etmek için söylüyorum. Yani beni düşünmüş, beni arzulamış, beni takdir etmiş, irade etmiş. Beni yaratmış yani. Şimdi bak. Ben şu anda karşınızda oturabilecek kadar ki sürecin sahibini düşün yani. Allah seçmiş. Niye seçmiş? Ne seçmiş yani? Muhammed. İşte beni seçmiş o diyebilme haleti hamd. Adem'den vücuda çıkmanın haleti rüyesi hamd. Varlığına hamd edilir ki iyi ki Adem'den vücuda çıktım hamd. İnsan beşeriyetten çıkıp manevi hallere dönüşmüş bir varlıktır ki görünmez ahlakından tanırsın. Yani insan, hiç kimse anasından insan doğmaz. Hep derim diyeceğim. Beşer doğar. Zıtlarla karma doğar. Sonra insan olur. Yani ayrışarak. İlk önce ayrıştırıyor. Celali, cemali. Doğruyu yanlışı. Sonra bütünlüyor. Sonra bütünlüyor. Bu doğru, bu yanlış, bu işte karanlık, bu aydınlık, bu celal, bu cemal. Ayrıştırıyor, insan oluyor. Kemal kazanması için vay be ayrıymış ama tekmiş ya diyor. Tuhaf ya. Ne değişti peki? Sen değiştin. Sen değiştin. Bunu nasıl tanırsın bu insanı? Beşerden insan olduğunu nasıl tanırız? Alameti nedir? Ahlakıyla. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar etkilemiştir ki bu sözünden çok şeylerinden bir tanesi şudur. 124 bin peygamberin mütemimi, tamamlayıcısı demesi gerekirdi ki ben dinleri tamamlamaya geldim dememiş Şaban Ali. Ben güzel ahlakı demiyor. Herkesi göre ahlak değişir. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Ahlakı da susmak, fedakarlık yapmak değil. Ahlak bu değil. Evet, ahlakın belki bir ifadesi olur ama ahlakı da ustad tarif etmiş. Ahlak, takva denilen ibadeti kamiledir diyor. İbadeti kamile, takva dördünü tazamun eder. Nedir o? Karpuz gibi kabul edersek, bıçak gibi yararsak, güzel ahlak. İçine ne çıkar? Dört şey. İrade ile ibadetullah. Onun kadar. Koy pekmez tayını karıştırır gibi. Koy tencereye ibadetullahı. İrade. Zihnin marifetullahı. Tamam. Mesleğinden söylüyorum. Osman hatırlarsın. Hissi muhabbetullah'a koy. Zihni marifetullah dedik. His muhabbetullah'a koy tencereye. Ahlakı anlatıyorum. Ahlak nedir? Latife-i Rabbaniye'nin de nedir? Muşahadetullah. Yani namazda, oruçta, yani Allah'ı görmeyi, biz cehaletiz ya, kafa gözüyle Allah'ı görmek istedik. Olmayınca da görmüyoruz zannediyoruz. Oysa namazda, kitapta, şu anda derste huzur yok mu Mehmet Ali? Huzur, huzur. Hazır olduğu için bende huzur oluyor. Haz oluyor bu sefer. Hazımı ifade ediyorum. O bizdeki o huzur, haz, Latife-i Rabbani'miz Allah'ı görüyor. Buradaki ifadesi bu. Ama cehalet, Allah'a böyle bir muayyen bir şey zannediyoruz.
mutlak mı, muayyen, müşahhas. Muayyen mi müşahhas? Böyle bir şey görmedik mi? O değildir, yoktur diyoruz. İşte Muhyiddin Arabi, Muhyiddin Arabi Hazretleri, rahmetullahi aleyh, bunu şöyle diyor, hadisi şey yapıyor, zikrediyor, şöyle diyor Osman, Lupuluk'ta okuduğum söylüyor. Hadisi kutsiyi şerh ediyor. Diyor ki, mümin kulu diyor cennete, Allah kendisine yakışır gibi tecelli eder bunlara. Ben sizin Rabbinizim diyor. Onlar da senden Rabbimize sığınırız diyor. Yani çapamıyorlar yani. Sonra Cenab-ı Hak tecellisini düşürüyor. Rabbinizim diyor. Senden Rabbimize sığınırız diyor. Kabul etmiyorlar ya. Sonra sizin Rabbiniz nasıl bir şeydi diyor. Nasıl bir şey Rab'a inanıyordunuz? Bizim diyor alimlerimizin tarif ettiğiydi. Gidin alimlerinize sorun nasıl bir Rab'tı diyor. Sonra onlar öğreniyor, geliyor. Onların bildiği gibi tecelli ediyor. Rabbimiz sensin diyormuş. Biz böyle. Şimdi pekmezi tayını karıştırırsak bütün olur ya. İbadetullah, marifetullah, muhabbetullah, müşahadetullah'ı karıştır. Evet. Bu dördünün hulasasına takva deniliyor. Takva, peki biraz da şey, ahlak. İbadeti kâmile. Güzel ahlakla ne farkı evet. Var diyebilirsin bunun abi? Güzel ahlakla, üç tane ahlak, kötü ahlak, ahlak, güzel ahlak. Şimdi bunları dördünü mesela dört taneyi yani eylemse eylemde dendiği gibi yapıyorsa bu ahlaktır. Ahlak neydi? Lugatını söyleyeyim. Huyların cemidir. Huyluklar var ya huy. Bir sürü huylarımız var. Evde huy, iş yerinde huy, arkadaşta huyumuz var. Eşya mesela Allah belanı versin. Yani İkide böyle şey yapar. Yani peygamberimiz söylediği için söylüyorum. Eşeğe lanet okumayın diyor mesela. Öyle bir huyu var ya. Huy, huylukların. O huylarımızın toplamına huluk, huy, ahlak. Bu koyuyoruz kenara. Şimdi tabirin içine giriyoruz. Dima, vicdanı, kalbi, ruhu. Bütün sen ne kadar getirirsek hayatımızda gözüken şey güzel ahlak. Peki biraz daha hulasa cümleyi söyle. Alimler ne demiş? Haddini bilmektir. Haddini bilip hududunda kalan güzel ahlak sahibidir. Haddini bilmeyen hududunda kalamaz. Güzel ahlak yok. Ben şöyle bitince hemen konuma gireceğim. Demek ki... Abi Peygamber Efendimizin hayatı hep vasattı ya. Vasattı. Her şeyin vasatı. Evet ya. O da güzel ahlakı tamamlamaya geldim evet. Diyor. Evet. O zaman her şeyin vasatını yaşamak... Evet. Güzel ahlak diyebilir miyiz? Güzel ahlaktır abi. İfrat ahlak mesela diyelim ki diyor ki şefkata muhtaç olacak kadar şefkat yapmayın. Güzel ahlak değilmiş. Mesela biraz da ilerisini götüreyim. Haya güzel ahlak değil midir? Mesela kadınlarda haya güzel değildir. Cesaret. He? Cesaret. Eksik oldu yani. Çok haya. Çok haya. Erkekte çok haya olmaz. Haya olur. Cömertlik kadında çok cömert, suyu ahlaktır. Uhuvvet Risalesi'nin sonunda söylüyorum Mehmet. Hı hı. Mesela cömert, çok cömert olursa kadın namusunu da verir. Ama kadın çok cömert olmayacak, cömert olacak. Erkek ise cömert olmayacak, çok cömert olacak. Erkek ise çok şefkatli olmayacak, şefkat sahibi olacak. Kadın ise haya sahibi olmayacak, çok haya olacak. Aynısını Rab'la kul arasında yapayım ben. Affetmek Allah'a yakışmıyor. Affetmeyi bize söylemiş. Sen affet dedi. Allah'a kendisini tarif ediyor. Çok affeden, çok acıyandır, çok bağışlayandır, çok var. Ben çok acırsam olmadı işte. İfrat. İfrat. Yani. Mesela şefkatine diyor, ustad kendisi söylüyor. Cihadı sıkıştıramıyor. Doktorun neşter vurması şefkatine sığdıramıyor. Nasıl doktorsun? Olur mu? Vuracaksın işte da neşteri ya. Cümleyi bitireyim. Bismillahirrahmanirrahim.
Vicdana gireceğiz biliyor musunuz? Vicdan. Osman bundan, o ondan sonra ya yani bu ne anladım ben ondan? Gündüzdü. Böyle şeyi görüyorum. Türk iş bloklarındaki kapalı havayı görüyorum. Birbirini kapatmıyor. Bunu aynı anda hem görüyorum hem bunu da görüyorum. Nasıl oluyorsa. Fakat ruh böyle bir şey diyor. Mutlak ve muayyen. Neredeyim biliyor musunuz? Amik Ovası'nda. Hiçbir yerde değilim, her yerdeyim. Bir an. Yani sanki böyle muayyenlikten sıyrılmış muayyen. Nasıl tanımlarsa nasıl. Acayip eve gidip kalktığım zaman uyumuyordum. Ama uyuyordum. Uyanıktım değildim. Acayip bir şey yani. Hayal mi değil mi böyle. Karma bir tuhaf. Ama bunlarla meşguldum. İnsan beşeriyetten çıkıp manevi hallere dönüşmüş bir varlıktır ki görünmez ahlakını görünür kılar ahlak. Eylemde gösterir. Buna güzel ahlaka nasıl varılır diye Mehmet kardeş şey yaptım. Nasıl varılır? Allah Resulü çok ibadet ettiği için değil. Çok Kur'an okuduğu için değil. Çok yaptığı için değil. Güzel ahlaka varmanın yolu, ben başka bir şey görmedim. Sıkıntılardan kurtulmanın yolu, ne sorun olursa olsun her şeyin cevabı şuymuş, terklerle. Çok ibadet değil, çok günahtan kaçmayla varılır. İnsan terakkisi, çok ibadet, çok ilim, çok bilmek, çok vermek, çok değil. Onlarla değilmiş. Çünkü amelinde bir hududu var, beden duruyor. Mesela şimdi sabah namazı kılamaz. Çok namaz sabah kılmak istiyorum. Çok sabahını kılmam. Çok sabah kılamazsın. 1,5 saatte 1-2 rekat kılarsın. Ama ben sabah namazının farzını çok kılmak istiyorum. 2'den fazla kılamazsın kardeş. Çok olmuyor işte. Peki bu güzel ahlak Allah Resulü'ne nasıl gözükmüş? Terklerle ve tecerrütlerle. Terk, eylemsel, haramlardan uzak durdu. Tecerrüt ise içsel, olumsuzluklardan. Olumsuz hayal, olumsuz tenkit, olumsuz iç hesaplamalar, bidatlar, hurafeler, tecerrüt. Bak burada var, bak. Terk ve tecerrüt. Nereye gitti? Solda. Ha şurada bak. Terk ve tecerrüt. Akla hakim olmanın şu serbest bölge hayaline, düşüncene, dünyana hakim olmanın yolu çok bilmek, yani çok bilmek küçümsemiyoruz. Çok bilmek, çok öğrenmek, hep beraber olmak, bunu kazanmak içindir. Terk ve tecerrüt. Haramı, yanlışı terk edeceğiz. Yani mesela vehim ve vesvese. Arıza olur. Hastalığın hemen akabinde olur. Hastalıkla beraber gelebiliyor. Korona olduğun, kunşa olduğun. İşte doğum olur mesela. Onlar başlar hamilelik dönemi ki o acımasızdır. Yani bir olumsuzlukla bir olumsuz düşünce gelir. Ondan hiç endişe etme. Yani ben niye böyleyim falan değil. Bu neyle şey yapılır? Bir, terklerimizi fazla değil de teklerimizi çoğalttık. Doğru insanlarla doğru iş yapmaya başladık mı? 4 şey. Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda. Şimdi sabah namazı kılamazsın. Bak, doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru iş yaparsak yavaş yavaş o oturur. O vehim ve vesvese, korku, endişe, ölüm veya bilmem ne bunlar zamanla oturacak şeyler. Oynaktır. Niye ikide bir değişiyor? Değişen bir dünyada, değişen bir haletin üzerine kendimizi bina ediyoruz. Kolay değil. İnsan olmak kolay değil. Beşer olmak kolay da anandan doğduğun gibi beşersin. Bunu terklerle muvaffak olmuş. Eskiler, son şeyim. Eskiler insana şöyle demiş. Ünsiyeti hak demiş. Terklerle nereye varıyormuş? Ünsiyeti hak ne demek mesela? Ünsiyeti hak. İnsan ayet-i kerimeye dayandırdılar. İbadetlerle, terklerle. Artık Allah'ı fikreder, hisseder, mahseder, zevk eder hale gelir. Ünsiyeti hak. Ülfeti hak değil. Ünsiyeti hak. Hakla haklanır. Artık Allah onun gözü için der ki gözüm,
Onun ayağına der ki ayağım. Ya Musa ben diyor hastaydım beni niye ziyaret etmedin? Estağfurullah ya Rabbi sen hasta olmasın. Orada bir kulum var. Onun gören gözüm, işiten kulağım, yürüyen ayağım, tutan eliyim. Böyle ünsiyet hak olur. Acayip olur yani. Ünsiyeti hak. Allah ile fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek. Lezzat olur. Allah'tan çocuk anasından zevk alır ya. Hem kokusundan, hem temasından, hem sütünden, hem. İnsan da Rabbinden lezzat olur. Zatından zevk alır. Allah'tan zevk alır. Nasıl biliriz böyle bir şeyin? Şu anda sizde armoni olması, şöyle huzur ve durgunluk olması, haz almanız, şu anda sakin durup böyle keyfinizi seyretmeniz lezzattır şu anda. Lezzat olmasa burada kalkıp gidersin, duramazsın. Şöyle yaparsın. Bir bahane, mutlaka bahane bulursun. Kalkanların bu dersten daha kıymetli hiçbir varlıkta bahanesi olmaz. Varsa içeride kabul etmiyorsun. Le zat yok. Zat seni istemiyor. Ama eylemde canım sıkıldı. Adamı getirirsin veya çocuğun getirirsin derste işkence olur. Ne diyor? Yudillü bi kesire ve yehdi bi kesire. Aynı ayetle Allah hidayetini artırır. Aynı ayette adam dalaleti artıyor. Demek ki ünsiyeti hak, ecdat demiş. Terk ve tecerrüt de oluyor. Yani çok evet. İlimle olmuyor. Yani mi? İlimle terk ve tecerrütümüzü artıracağız. İlim, marifet, ibadet sonuç değil. Süreçtir. Süreç. Terk ve tecerrüt sonuçtur. Tamam. Örnek veriyorum, kapatıyorum bu mevzuyu. Uydu, kalp olsa uydu. Mesela arkadaşlar... Uyduya çıplak gözle görebilir miyiz? Oradan gelen filmi görebilir misin? Uydudan gelen filmin sesini duyabilir misin kulakla? Gözle de göremez. O uyduyu çıplak gözle göremezsin. Ama çanak anten onun filmini de görüyor, sesini de duyuyor. Lan bu saç nasıl duyar ya? Bir Allah'ın kulu sormuyor ya. Bu saç kulağımın duymadığını duyuyor, gözümün görmediğini görüyor. Bunun kafası yatıyor bu saç. Bunu görüyor diye de insanın ruhu Allah'a gördüğünü kafası yatmıyor. Bir tuhaf yani. Ulan bu saç ya. Saç demir. Gözümün görmediğini görüyor. Kulağımın işitmediğini işitiyor. Duyguların zemini olan filmi getiriyor. Kablodan geçiriyor. Ekranda gösteriyor. Vay hem de canlı. Canlı Amerika'da ne var diye bak uydu. Buna kafası yatıyor. İnsanoğlunun yaptığı bir teknolojiyle. Canlı yerler görüyor. Bu vicdandaki Latife-i Rabbaniye'nin Allah'a gördüğünü kafası yetmiyor. Çok tuhaf ya. İnsanoğlu ne acayip. Uydu kalp olsa poligon taşı var. Osman'ın kafayı nasıl kaldırdı? Bak tarih haritacı ya. Mesela köyde ilk önce bir poligon taşı koyarlar merkeze. Yer seçerler. Uyduya nispet ederler. Oraya bir köyün kaza sotu olmadan öyle önce bir poligon taşı koyarlar. Poligon taşını koyar, tamam? Vicdan poligon taşıdır. Uydu kalp. O şehrin her şeyi ona göre değerlendirecek. Ona göre 100 metre, ona göre 200 metre. Poligon taşına da vicdan deyin. Kodlar alırsınız. O poligon taşıyla yürürsünüz. Mekanı tanımlarsınız. Bu deredir, bu yoldur. Bu arsadır, bu endektir. Kodlarla yürürsünüz. Tamam mı abi? Mesela o kodları kullansam. Şimdi kodları kullanıyorum. Tamam? Kur'an'ın son iki suresi duadır. Kodu kullanıyorum şimdi. Kulâzı bi Rabbil Felek ve Kulâzı bi Rabbil Nas duadır. Ama... En son suresi ise, normal sure ise, İhlas'tır. Sure, ötekisi dua. O da sure ama dua. Kendisiyle mutmain olanlar asla yalan ve hile diyemezler ve yapamazlar. Yani mesela ne kadar alim dahi olsa, dış dünyayı biliyor, meşgul oluyorsa,
mutlaka bir şekilde kendisini ortadan kaldıracak yalan, hile, hurda oluyor. Oluyor bir şekilde. Ama zahirle kendisine taşınırsa, iç alemine ki nefsi emmareden, nefsi levvameye, sonra nefsi mutmaine. Yani mutmaine demek, ilk önce kendisinde mutmain olacak ki Allah ile mutmain olsun. Sonra mülhime gelecek, ilham olunacak. Şimdi kendisinden zevk almaya başlayan bir insan, hariçteki o tarladan, huduttan, maldan, mülkten, işinden falan yalan diyemez, demeye tenezzül etmez. Etse bile ona söylerken kendisi azap duyar. Azap duyan adamdır. Nefsi mutmaine nasıl anlarız? Yalan, hile, hurda yaparken kendisinden elem alır. O mesela saf kadındır. O adam bir şey demiyor, bilmez. Sanat benim. Ustayım, tamirciyim, ne bileyim işverenim. Hakkı yok. Hakkı var ama işverenim, o bilmiyor hakkını. Onu gasp ederken benim kendimden elem almaya başlarım. Nefsi mutmaine makamısı. Nefsi mutmaine haram yapmaz değil. Yapar ama bedelini ödüyorsun o anda. Burada kesiyorum. Vicdana başlıyoruz abiler. Neredeyse bir saat oldu. Evet, şimdi iyisiniz değil mi? Evet, vicdan dersine hoş geldiniz. Bir saat sayılmıyor. Akşama buradasınız. Çekeceğiz mi abi? He? Defteri çekelim mi? Yok yok. Vicdan hiç girmemiş miydik? Geçen hafta çektiğimizi okuduk sanki. Ha, nereye o? Ha. O zaman gel şey yapalım ya. Gel sana zahmet. Bu sayfaları hemen... Çok güzel. Bugün çok güzel hemen başlıyoruz. Allah nasip ederse. Şuraya alayım. İstersen kopya al da. Vicdanın temeline gireceğiz şimdi. Temel. 206. Yani benim biraz... biraz fazla etkilendim. Dimağdan altyapı kullanarak mı? Bu vicdan projesinde biraz fazla da size bir şey söyleyeyim. Vicdanı şey yaptım. Aslında vicdanın kendi cihazında konuştuk. Cihazında konuşuyoruz. Vicdanın içerisi var. İrade, zihin. Şimdi ne yapmam lazım? İradeyi bilmiyoruz. Zihni çalıştık. Hissi çalıştık. Zihinle his çalıştık. Bitirmiştik. Ama iradeyi bilmiyoruz. Çalışmam lazım değil mi? Kesinlikle yapamıyorum artık. Rahatsız oldum. Şimdi vicdanı bitirdiğim zaman... Değil mi? Yok, buraya 155. 185'i de yapacaksın. Baktım ki yani his şey yapamıyor. Sizde de olacağını için söylüyorum. O irade sıfatı subudiyetteki irade midir? Evet, evet. Yani adınız gibi bilin ki mahluk değil o. 155 çekmişim abi. Tamam, o zaman 185'i çekeceksin. 156'yı da çekmişim. 185. Yani şöyle diyeyim, şurayı da çek. Şu an 188'i çekmişim abi. 185'i çek. Tamam. Bir de 202, tamam. Çektin mi? Yani böyle ara verdim, mahkeme tutuyorum. Vicdan cihazını bitirdik. İçerisine girmiyorum. Çünkü şey yapacak, bir de 202. Yani baktım ki hissim oluyor, kontrolsüz oluyor. Biraz hazmetsin de kontrol etsin, böyle kendi kendisine sahip çıksın. Bir de burayı çek. Böyle, şimdi için bunu söylüyorum. Vicdan tuhaf bir şey olacak. Eğer dimağı takip etmişseniz, onun üzerine bina edilecekse, acayip bir şey karşımıza çıkacak. Allah nasip edecek. Herkes de ediyor da zaten. Mesela aklın aklıdır. Normal bir cümle değildir. Akıl hata yapar. Zeki hata yapar, akıl kontrol eder. Akıl hata yapar, aklın aklı var. Vicdan. Dur der. Yapma. Hatta akıla aklı öğreten odur. Bu akıl değil ama akıldır. Nasıl bir şeyse vicdanlar bilir. Şimdi ben ilk önce şeyle başlıyorum. Vicdanın içeriğinde ne var? Hepimizin bildiği
dört sıfatla başlayayım. 188. Hemen size göndermiştir abiler. Açar mısınız? Bir dakika abi. Hemen düzeltme yapıyorum da. Tamam tamam. O zaman. Ben o şey yaparken ben konuşayım. Vicdanın içerisi, vicdan, teknik olarak giriyoruz. Tespit falan değil, bu naz. Karpuz gibi kabul edersek, bıçağı vuralım, içerisine ne çıkacak? Kırmızı çekirdek, işte siyah çekirdek, kırmızı, beyaz vesaire şeyler. Aynı onun gibi. Dört tane sistem çalışıyor. Paketin adı vicdandır. Birisi irade, birisi zihin malum, his, Latife-i Rabbah. Şeyin, iradenin vazifesi ibadetullah. İbadet. Allah razı olsun. Şimdi ibadet ve ibadetullah arasında fark var. Aslında abi biz her yaptığın şey ibadettir. Allah'ın dediğini yaparsan Allah'a ibadet etmiş olur. Mesela adam kadına tapınıyor. Kadına tapınıyor. İbadet. Kendini ilah edinmiş. Yani eğer Allah'ın değil de o da ibadetmiş. Herkes ibadet ediyor ya. Herkesin bir ilahı var ya. İrade ha. Çalışıyor mu şeyde de? Kafirde de çalışıyor mu? Yani iradeye geleceğiz. Çalışıyor şöyle. Kafirde vicdan var. Ben eskide reyim oydu. Kafirde yok biliyordum. Ama münafık da yokmuş. Fakat hangi kafirde diye iki türlü kafir var. Adem-i kabul, kabul Adem. A, B, C, Ç'den kalsın. Adem-i kabul demek, ya ben dinin işi böyle bir şeyim yok, problemim yok ya. Yani. Ne dini ya böyle? Lakayt. Yani Adem yok. Aleminde din yok. Öyle kabul et. Tamam? Adem-i kabul. Kabul Adem ise öyle benim öyle bir meselem yok. Öyle bir davam yok. Din falan demiyor. Davası var. Neyi kabul etmiş? Kabul Adem. Yani yoku kabul etmiş. Yoku iddia ediyor. Daba adamı. Adam asılmaya gidiyor. İmama ihtiyacın var mı demiş. Benim imanla, imamla işim hayatta olmamış ki asılırken olsun demiş. Adam böyle. Bu adam nasıl adam? Davasının mert adamı ya. Bu kabul Adem adam. Kabul Adem yapmış. Şimdi içerisinde irade var, zihin var, his var, Latife-i Rabbani var. İradenin ibadetullah. İbadetullah olduğu kadar irade var, irade olduğu kadar ibadetullah vardır. Birbirine geçişlidir. A eşittir B ise B eşittir A'dır gibi. Zihnin vazifesi dimağdan gelen o malumatları, bütünselliği izan yoluyla vicdana inince zihinde marifetullah olur. Allah'ın dostunu ve düşmanını Allah'a göre yaparsak, yani dostumuzu, düşmanımızı Allah'a göre yaparsak vicdandaki his muhabbetullah olur. Ölçü odur. Dördüncü son sistem Latife-i Rabbaniye'dir. Rabbani Latife. Mahluki bir Latife değil. Onun vazifesi zevk alır. Ne yapar? Kalp bir penceredir der ustad. Vicdan nezare, vicdan seyreder. Rabbini seyreder ve alemi gaybi seyreder. Bak şimdi, görüyor musun? Ben çerçeveye bakıyorum. Siz beni bana bakıyorsunuz ama görmüyorsunuz o tarafı. Ben camdan karşıki bir neyi seyrediyorum. Şu pencere kalptir. Seyreden ben bu taraftayım. Vicdandır. Orada bir sürü şeyler oluyor. Etkilenip hey! Dediğim zaman benim içimdeki Latife-i Rabbani'dir. Teveccüh ettim iradedir vesaire. Vicdanla kalp böyle bir şey. Kalp penceredir. Gayba 18 bin aleme. Ona bakan, seyreden vicdandır. Vicdanın içerisine böyle şey var. Şimdi ben 188'i açtınız mı abiler? İşaret edeceğiz. 28.
bütün bütün tevahuş ederek hemen kulaklarını tıkar, vicdanına iltica eder, bakar ki, yani bu uzun anlatan bir yerdir, hatırlarsanız orayı, insan fıtratını doğru kullanmasa, yani bu hadiseler, ölüm, kanser, korona, ihtiyarlık, ailevi sorunlar, her şey onun ana dünyası zanneder, dünyası çöktü zanneder. Her şey o zanneder. Müthiş bir içsel çöküntü yaşar. Bunun adı tevahuş. Vahşette kalır. Vahşilere muhatap olur. Neye benzer Enes? Allah rahmet etsin. Ahmet dayının evi. Şenlik evdi. Ama kış onu çökertti. Evin ortasına ağaç çıkıyor. Her taraftan bitkiler çıkıyor. Bir girdiğim zaman bir şekilde eski biliyorum bize bir şeyler tutuştururdu, mekanı cennet olsun. O iki tane dedeyle babaanne, ikisi yaşıyordu. Çocuktu, bir şey elimize verdi. Onun için girdiğim zaman baktım, holule dediğimiz yılanın ufakları, her çeşit taşarı atın, her çeşit şeyin, yani ev viran olmuş. Baktım ki veya hissettim ki mahluklar da var. Viran olduğu yerde sahiplenmişler, onlar da var. Buraya girdiğin zaman insan her çeşit mahluklar var, yılan, çiyan var, ağaç şeyler var, var da var. İnsan tevahuşte kalır. Hele hele bir de Allah kimsenin başına vermesin böyle. Ümitsizlik var ya Allah'a. Müslüman düşebilir fikren ama hemen çıkar. Yani kafir hayatının şeydi, temelidir, ümitsiz. Yani Allah yok ya. Yani. İşte bütün bütün tevahuş ederek insan hemen hadiselere karşı, ya korkunç bir şey vicdan ya. Hem cennet olacak bugün, hem cehennem. Vicdan, hadiseler karşısında bildiğimiz gibi değil ya. Şu dünya, ya hakikaten cehennem oluyor. Öyle güneş olduğuna bakma. Güneşin altında sipsiyah kafalar var. Sipsiyah, yolunu görmüyor. Böyle, bitmiş. Artık o kadar karanlık ki, intiharı aydınlık zannetmiş. Çözüm zannetmiş. Baş ağrısı ne kadar büyük ki bu aspirini, bu acıyı şey içiyor. İçtiği şey intihar. İçsel tevahuşu düşün. Allah Allah. Bu sefer Kur'an ifadesi, Bakara suresinin kulaklarını tıkar diyor. Kulaklarını tıkar. Niye? Mesela şimşek çaktığı zaman var ya böyle. Vurduğu zaman münafık bahsini anlatıyor. Gayrimüteşir. Ama işaret icazda şey koydum. Allah rahmet etsin. Badıllı abi. İşaret icazda münafık bahsini koydu ya. Onu okursanız. Bakara suresinde Allah söylüyor bunu. Ustadın şeyi. Kulaklarını tıkar, gözünü diyor kapatmazlar. Gene bir ışık gelir göze. Şöyle yaparmış. Sonra öteki eliyle nasıl yapıyorsa bir eliyle gözünü diyor ayette. Bir eliyle kulağını böyle. O şimşek gözü kapalı dayosa ışık oluyor. Kulak şey yapsa bile geliyor. Duymamak, görmemek için kulaklarını tıkar. Sonra insan en zor durumda. Hani altında araba var. Ama altta. Evde sıkıntı yok. Kasada para var. Ne işe yarar? Hızır abi rahmetli derdi. Kasa ve masan para var. Hasan dedi, senin anladığın dille söyleyeyim dedi. Jiple dedi, şeye, dereye gittin dedi. Balık tutuyoruz gece. Biliyor ya hastalığı. Ondan sonra sepme, gece yarısı, soğuk kışın dedi ki gidiyoruz. Gitti. Araba yukarıda, tepede. Sen yaya indin yarım saat dereye, gece karanlık. Kar var. Bir şekilde derede balık tutarken de ayakkabın gitti. Tamam. Cebinde para dolu dedi. Koymayı unuttun arabada. Arabada jip de yukarıda diyor. Gece yarısı diyor. Şimdi kış soğuk. Uğraşırken tabii ayakkabın gitti, fener de söndü. Paran var, araban var. Ne işe yarar dedi. Dönüyorsun. Diken, bizim orası hep diken. Hani öyle bir yol yok ki. Nasıl işe? Ayakkabıya ihtiyacın var. O zaman o ayakkabı, ayakkabı mıdır? Şey abi, buna çok güzel bir örnek var. Dünyanın sayılı zenginlerinden bir tanesi çok özel bir kasası varmış. Kendisi şifreyi biliyor.
içeri giriyor. Bir şekilde kapı kapanıyor. Allah Allah. Evet. İçeride kalıyor. Bütün serveti de orada. Hepsi altınlar, Allah elmaslar Allah falan filan. Kanıyla yazmış, parmağıyla. Bu servetin içinde maalesef açlıktan ölüyorum. Allah Allah. Vay vay. Ya. Yani doğru, o birkaç tane buna benzer tren şeyinde olmuş. Fesubhanallah. Ancak damarıma dokundu. Bana da dedi ki, sen dedi jip yukarıda, serpmeyle indin aşağıya. Benim de zaafım serpme atmak ya. Ondan sonra cebin para koyacaktın, unuttun, koymadın. Ama tamam, fenerle indin, dikenler falan. Yarım saat falan var. Aynen öyle yani, bir dereye yola çıkmak için yarım saat, bir saat lazım. Sonra dereye düştün, ayak lastik gitti ayağında. Fener de söndü. Gece soğuk, kar, diken yok. Param var, ne işe yarar? Cebim var. Ne yaparsın o parayı dedi. Huzur abi dedim, ayakkabı olur mu o parayla dedi. Şu anda dünyanın en iyi ayakkabısı benim için bir mana ifade ediyor mu dedi. Ayak belden aşağı felç ya. Felç olanın ayakkabısına mı ihtiyaç var? Kendisi felç ya. Dünyanın bütün ayakkabıları. Bana öyle dedi. Ahmak! Sapancının bu kadar araba çıkartıyor binlerce. Bir tanesi oğluna nasip olmadı diyor. O sana olur diyor. Niye anlamıyorsun diyor Allah'ın senin üzerindeki nimeti. Ya. İşte hemen kulaklarını tıkar. O ne zaman anlarız biliyor musun? Kafirin hafif bir hissini. O şimdi anlamayız yani. Sekerat başladığı zaman, sekeratın dört modu var. Fikri sekerat, hissi sekerat, duygu sekeratı, hakiki sekerat. Mesela raporu doktor verdi. Kusura bakmayın. Maalesef pankreastan başladı. Vücuda her tarafa yayıldı kanser. En fazla birkaç hafta. Dedi, çok iyisin ama. Çapadan çıktın, raporu aldın. O kanser raporunu alınca ne başladı? Fikri sekerat başladı. Ölüyor. Öyle bir şey yok. Sonra azap çekiyorsun ya, kıvranıyorsun. Hissi sekerat başladı. His. Ne o? Sureti bu sekeratın. Sureti rapor. Kanuniyeti nedir? O raporu sana verdikleri zaman ne olur o anda? Nereye tutunacaksın şimdi? Onu söyle bana. Nereye tut? Kanserim ama önemli değil ki ya. Kasa var. Masa var. Kariyer. Masa, kasa, para, zengin. Masa, kariyer. Aşağıda da BMW var. Ne olacak? O raporu verdi. Sureti bu. Kanuniyeti sende ne yaptı? Hakikati de olacak. Ya. Hakikati de olacak. İşte fikri, sekeratı biz zannediyoruz ki avami. Yatağında artık ölümünü bekliyor artık. Bir hafta, iki hafta. Fikri sekerat. Ha, Müslüman teri sekeratını yaşıyor şu anda. Kafirler her an ölmek sekeratın fikrinden kaçmak için hayatları hep fikri sekerat şu anda. Biz de teris olacağız. Namert olayım diyor ustad. Ölümden kaçarsam diyor. O 11 tane insan asılmış karşısında yargıladıkları zaman. Diyor, öyle diyor. Fikri sekerat ehli gaflette her an yaşanıyor. Kanser raporu geldiği zaman değil. İşte bunlar diyor hemen kulaklarını tıkar, vicdanına iltica eder, bakar ki vicdanı binler amal yani emeller ve emani yani aman isteyen, yardım isteyen içimizde ile dolu gürültülerden cinnet getirecek bir hale gelir. Metin bu. Bir daha okuyayım. Kardeşim, gelişen hadiselerle kısacası insan kendisini yalnız hisseder. Eşi dahi olsa, parası dahi olsa böyle yalnızdır. İçi, yeter ki kendisiyle baş başa kalsın. Kalmamak için eve geliyor
televizyon açıyor, arabaya biniyor, dım 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 aç yapıyor. Yani niye buna ihtiyaç duyuyor müziğe? İçselde tevahuş var. İçselde bir kaçış var. Bir şeyin kaçıyor. Bir insanın şarkı müziğinde orada olmak için yapılıyor. Adam bak müzik söylüyor. Ne kadar sirayet etmiş, ne kadar sihir yapmış ki müzik söylerken eliyle, jiletiyle elini kesiyor ve adam hiç etkilenmiyor. Yapmıyor, müziğe etkilenir. Bu müzikte nasıl sihir, hipnoz var ki dinleyen de jilet vuruyor. Görüyor musun? Ha, bu kaçışın zirvesidir. Kendine kaçıştır. Şimdi bu adam düşün, şimdi toprakta. Keşke toprakta olsa. Hemen insan en çok, en zor durumunda neresine sığınır? En çok güvendiğine. Yatına, katına, aşına, işine, eşine güvene. Mümkün değil, hepsi hariç. Vicdanına girer diyor. Şarkı Cazı'dan 28'den okuyorum. Vicdanına iltica eder. Vicdanına bakar ki binler amal, amal. Ne demek? Bir sürü emeller var, bir sürü istekler var. Başka ne var? Emani ile dolu gürültüler var. Eman. Yani eman isteyen, yardım isteyen, cevap isteyen, teselli isteyen duygular var, fikirler var. Neyle o teselli olacak? Neyle o tatmin olacak? Mesela ebed istiyorsun. Ha, tatmin et hadi. Yok olmak istemiyorsun. Ölmek istemiyorsun. Bir anda her yerde olmak istiyorsun. Ya terhis olmak istiyorsun. En önemlisi de şu. Ya rıza ilahi ya. İstiyorsun. Bunlara ne deniliyor? Emani ile dolu. İçeride hepsi tatmin olmadığı için Enes gürültü yapıyorlar. Gürültü. Gürültü yani. Öyle diyor usta. Gürültülerden cinnet getirecek. Cin olduğu nettir. Cinsel, cinnet, cinayet, hep cinler yaptırıyor sana. Cinnet getirecek bir hale getiriyor için. Şimdi vicdanına bir girdi, vicdan zaten akreplerle dolu. Nereye sığınacak? Allah Allah. Demek ki fırtına olduğu zaman Ali, okyanus kıyamet kopuyor. Senin yüzmeni şöyle dursun ya, koca 300 bin tonluk gemiyi. Geçen yeğen gösterdi bana. Tsunami'de o okyanusta olmuş böyle, dalgalı dalga vermiş. Kaç katlı dedi ya, 11 katlı mı bir o şey yolcu otobüsü, şey gemisi. Birkaç dakikada diye yuttu aşağıya. Sen kimsin ya? Gemi yutuyor. Lan bu dünya ne acayip bir şey ya. Hiç de bu kadar 120 milyar insanı yutmuş. Hala şişmemiş ya yılan gibi. Ulan yılan bir şey yer de şişer bari bir zaman. Bilimin söylediği 120 milyar toprağın altında insan varmış. 120 milyar. Şu anda 8,5 milyar var dünyada. Yani cinnet getirecek. Metin bu. Şimdi okuyorum. Harici düşmanlardan dima tevahuş edince. Yani ölüm var, beka var, korona var, ne bileyim ya, ihanetler var, yaşlanmak var. Eski daha hu nasıl? Ulan eski günleri biraz arıyoruz. Sebebi şu, ölüm falan hatırımıza gelmezdi ya. Şimdi hatırımızdan çıkmıyor ya, nasıl bir şeyse. Eskide hiç gelmezdi. Gelmezdi ya. Ölüm deyince adam nasıl öldü ya. Ama çok tuhafıma giderdi ya, bunlar da bilir. Köyde birkaç tane o ayda bir, 15 günde bir, ne bileyim senede belki de bir veya iki tane bazen duyardık. Ahır, peygamberimiz ne güzel demiş ya, demiş ki ahir zamanda ölümler, ani ölümler ve kitlesel yani grup ölümler çoğalacak diyor. Yani ölümsüz bir, selasız bir şey geçmiyor ya. Ani ölümler olacak. Kimse kimseyle vedalaşamıyor. Haklaşlamıyor, hakkını helal et yok. Zaten küstü, bir de haklarını helal etmiyor. Yatakta yatsaydı, ne var ne yok, hakkın şey yap, var falan, gelip geliyorlardı teselli falan. Bir şeyler diyorlardı, o bir ayet söylüyordu, o bir şey söylüyordu. Şimdi öyle değil, hastalandı. Nereye, yoğun bakım aldılar, cenazesi geldi. Ne oldu, kimseyle görüşmedi. Ani ölümler olacak diyor. Bunu akıl biliyor, bana da nerede vuracak diyor, tuvalette mi vuracak diyor. Evde tek başına kalamıyor, ya vurursa şimdi. Niye? Bir sürü olumsuz videolar seyretti, dinledi.
Kalp kriziyle bak adam ölüyormuş. Sanki kalp kriziyle ölüyormuş yani böyle. Sifonla. Harici düşmanlardan Dima tevahuş edince ilk sığınacağı yer 28 iş yazacağız da vicdanıdır diyor. Vicdana bir girdi. Zındık, münafık ve gafiller. Bak zındık anladık. Kafir anladık. Münafık anladık. Gafil kim? İnandığı gibi yaşamaya. Sözler 142 diyor ya. Üç şekilde ölümü kabri girişilecek diyor. İnandığı gibi yaşayan. İnandığı gibi yaşayan. İnandığı gibi yaşayan üçüncüsü de kafir. Küfürle yaşadı. Orta zatı inanıyor ama inandığı gibi yaşamıyor. Ne yapacak bu şimdi? Yukarıda kategoride değil. Birinci kategoride değil. Üçüncüde de değil. Nereye koyacaksın bunu? Hapsi münferit, hapsi ebedi. E şimdi ilk önce insan nereye giriyormuş? Böyle olduğu zaman akılla izah edilemeyen şeylerde insan kafir mümin fark etmeden vicdanına giriyor. Vicdanda muhakemeye başlıyor yani. Şimdi hiç kimse de yardım etmiyor. Gaflet de yok. Yaşta gitti. Ya. Beli tutmuyor, ayağı tutmuyor. Allah muhafaza. Hiçbir şey tutmuyor. Gelin çocuk gitti, gelin bilmem ne oldu. O ondan şikayetçi, o ondan fevran. O onu boşanıyor, o ondan tenkit hastalığı. Buyurdu. Ahir zamanın belası. Ahir zamanın belası nedir? Tenkit hastalığı. O onu tenkit ediyor. Onu tatmin yok, af yok. Vefa yok, kadir şinaslık yok, bu adamın bana ne kadar iyiliği var, bu şudur, yok. Ani ve fani böyle bakıyor. Acayip acayip bir ahir zaman fitnesi herhalde böyle olacaktı. Bir sıfatını ustad kendi hayatında uyguladı, bize haber, ahir zaman fitnesinin dehşetini biz niye dehşetini alamıyoruz? Meğer bir dehşetinin bir tanesi sıkıntıymış. O da bana sirayet etti diyor. Bir 249 Kastamonu'da. Sıkıntı bana da sirayet etti diyor. Vay! Hepinizi sirayet etmiş. Hepimizde var sıkıntı. Bak nasıl duman ediyor. Bak ne yapıyor bak. Senin gibi adam da bu. Vicdanı, Kur'an'ı var, davası var. Allah'tan ve ahiretten ümitlisin. Sıkıntı bu. Bu kadar çözümleyebiliyorsun. Yani sıkıntı paketini bu kadar parçalayabildi. Bu kadar azmetti. Ya peki Allah'tan ve ahiretten ümidi olmayan, inandı koydu Allah'a kenara. Ahirete sonra bakarız dedi. Baktı ki çıplak gibi çıktı. Kanser, korona geldi. Yoğun bakıma girdin. Yoğun bakım bir sürü videolar seyrettim. Yoğun bakıma girince ne oluyor? Biliyor. Şimdi burası aslında belki de akciğer nefes alacaktı ama o vehim vesvese daha kilitledi korkudan. Hadi bakalım. Hani yapacaktı? Hani geçecekti derslere? Hani okuyacaktı? El fren çek, takoz koy. Ne kadar? Ezeli ve ebedi. Bir daha bunu yapma, telafi etme, düzeltme şansı olmadan. Ezeli ve ebedi. Bir daha mümkün değil. İşte diyor ki şartıca, vicdanına müracaat etti. İnsan en yakınına müracaat etti. Etti. Bakayım vicdanında ne var? Zındık, münafık ve gafiller vicdanlarından medet beklerken binler emellerin bağırtıları, yardım çığlıkları ile muhatap olunca. Yani bir baktı ki vicdanına inecek, tamam mı? Allah Allah vicdan. Çığırtkanlar. Bir baktı ki dehşetli feryatlar var aşağıda. Daha beter. Alt kata indi bu durumda. Üst katta indi zaten çıldırıyor. Ne yapacaksın şimdi? Allah Allah. Sonra cinnet getirip metin okuyorum. Cinnet getirecek bir hale gelir. Acaba hiçbir cihetten hiçbir teselli çaresi bulamayan o zavallı şahs mebde ile sani ile, yani mebde onu yaratan sani ile, meadi yani ahirete iman ile haşri itikat etmese bu durumda. Allah ve ahirette aleminde yoksa ne olur bu şimdi? Allah ve ahiret aleminde yoksa. Allah'tan ümit yok, ahiretten ümit yok. Eğer diyor, itikat etmezse ne olur biliyor musunuz? Bu kendisi söylüyor ustad 288 mektubat. Onun vaziyetinden, işaret edeceğiz 28.
onun vaziyetinden cehennem daha serin olmaz mı? Peki nasıl serin olur bunun vaziyeti cehennem? Hakiki o cehennem serinmiş. Bu kafadaki cehennem daha dehşetliymiş. Niye? Nasıl anlarız böyle olduğunu? Adam cinayet yapmayı çocuğuna sıkıyor. Karısına sıkıyor. Hepsini öldürüyor, sonra kafasına sıkıyor. Bu nasıl bir cehennemin fiili ya? Bu nasıl? Çocuğuna kıyabiliyor. Tık etmiyor vicdanı. Yani psikolojisine. Karısına sıkıyor. Çok iyi biliyor, bir şeysi yok. Sonra kendisini sıkıyor. Bu ne? Bu olay çözüm. Nereden çözüm? Hapishanede kaçmak için. Gardiyanları vurur gibi. Hangi hapishane? Buradaki hapishane. Bunun bu cehennemi ahiretteki cehennemden daha serin. Orası daha serin. Mektubat 288'de de diyor ki buna, cehenneme gitmeden cehenneme gider. İşte bizim cennetimiz dünyada Allah'ın her vaat ettiği bir şeyin, Allah bile burada ahireti bırakmadık Allah'a. Ahireti ahirette mi bırakacağız? Ahirette dünyada var. Cennet cehennem vicdanda. Cennet cehennemin küçük numunesi, provası, peşini dünyada vicdandır. Vicdan kişinin cehennemi ve cennetidir. Cehenneme girmeden, cehenneme girmedi. Bak cümleyi söylüyor. Cehenneme girmeden cehenneme gider. La girmedi, gider. Oraya gitmeden buraya gider. Bak cehenneme gitmeden cehenneme gider. 288 mektuba. İman ise hepsini bertaraf ediyor. Kaldırıyor. Hani dersin başında anlattım ya. O şey nasıl ölüm bir anda her yerde var oluyorsun. Oysa cehennem burasıymış. Usta tabut budur. Biz tabuta girmekten korkuyoruz. Lan, tabut bedendir diyor. Hazır zaman tabutuna bindim diyor. Ya, bedeni hayatını, hislerini, bedeni esas yapan adamın aklı, fikri, hissi, ruhu nerede? Beden nedir? Beden tabuttur. Hazır zamanın bir tane. Lan burada yaşayan, bunun içinde yaşayan adam toprağa girmekten ne korkuyor? Zaten toprağın içinde. Anı. Zaten toprağın içinde. Anı yaşa diyor ya, tabutu yaşa diyor. Tabutu yaşa. Zaten tabutta ya. Tabut. Toprağa gömülmüş abi. Acayip bir şey. Bu toprak değil mi? Zaten burada gömülmüş. Bedeni hazların içine gömülen adam zaten bedenini yaşıyor. Bedenini yaşayan tabutun içinde. Tabut işte. Tabut tahtada yapılmış. Bu bari tahtadan olsa ya. Duygularla tabut. Her tarafın duman etmiş. Tabutun kurbanı gitsin ya. Tabut bir şey yapmıyor ki. Buna girdiğin zaman bir sürü elemler var, bağırtılar var, çığırtkanlar var, cinnet geçirenler var. Her şey var ya. Olmayı yok ki. İçeri bir gir. Gör bakayım neler var. Hilal mı dersin, akrep mi dersin, namussuz mu dersin, vefasız mı? Herkes burada ya. Bir ben yokum. Dedim ki neredesin dedi. Dedi bir tanesine. Ben deyim dedi. Ne var dedim oraya girdiğin zaman. Bir şey var mı dedim. Bir şey gördüm. Benden başka herkes burada dedi. Abi dedi çıldıracağım dedi. Bir tanesi de hiç şaka demiyorum. Ciddi ciddi. Abi çıldıracağım Allah aşkına yardım edin dedi ya. Niye neredesin dedim. Ben de zannettim bir yerde. Abi ben deyim dedi. Ha baktım. Ha ne var orada? Herkes burada benden hariç dedi. Ve her şey burada. Bak hele ben var mıyım orada? Abi yoksun ya dedi. Sen dedim nasıl olacağım dedim. Sen orada ne işin var? Sen derslere gelmedin ki zamanın yoktu. Kitap oku dersen zamanın yoktu. Kur'an oku dersen vaktim yoktu. Bazen uğra dersin. Maddi ve manevi hizmete sahip çıkın. Şeyim yok derdin. Şimdi kendinle yetindin. Kendinle baş başa kalacaksın. Diyesim geldi diyemedim. Ama yapacak bir şeyim de kalmadı. Ama yapacak bir şeyim de yok. Diyesim geldi diyemedim. Çünkü zaten cehennem yaşıyor. Dedim ki bari Hizb-ül Kur'an okuyamıyorum ki dedi. Ya arkadaşlar ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikati kendinde ara. Cennet de burada. Şimdi geçiyoruz. Devam ediyorum. Bitti. Şimdi izah. Niçin insanlar dünyada buhran, bunalım, cinnet geçiriyor? El cevap. Sır burada. Sır burada. Nerede? Vicdanlar muacel cehenneme dönüşmüş. Dönüşme nispetinde derece derece cehennemi andıran azap mertebelerinin biz psikoloji isimler veriyoruz. Mesela
Pisik bir tanesine dedim, kimdi ya? Dedim ki, ha doktor Pendik'te. Ya dedi, çoğaldı dedi yani bu psikoloji derslerim benim çok hoşuma gidiyor dedi. Kendisi doktor, psikiyatrist doktor, yeni tanıştık. Dedi ki ya ben dedi, bizim bildiğimiz bildik. Bedensel dedi, tam. Fakat dedi, ben ruh eksenli böyle şeyleri dedi, dersleri dinleyip not alıyorum dedi. Ondan sonra dedim ki, o nasıl buluyorsun o dedim ya, psikoloji, psiko, şey ya, Yunan şeyi, ruh demek, loji, ilim demek, ruh ilim. Dedim ki, ruh sıkıntısı var ama bedene ilaç veriyoruz. E ne yapacağım dedi başka? Onu dedi, şey yapmak için. Dedi ki, sırf bedensel çözümler olsaydı, Allah bu, onun ifadesi, Allah bu Kur'an'ı kalplerinize, akıllarınıza, vicdanınıza gıda için gönderdim demezdi. Kur'an şifa demezdi. Ve nunezzinu minel Kur'an ma ve şifa ve rahmetin lil müminin demezdi. Ya yani Kur'an size müminlere ama şifa. Bu eksenli diyor psikoloji ben. O kadar cemi gidiyor ki el hapishanede o Kur'an psikolojisi var ya Gafur'un orada yaptığımız. Onlar çok ilgisini çekiyor. Çünkü beşeri değil. Ayette deme git gitme ver verme var ya hüküm şeklinde Kur'an psikolojisi. Bunu dedi benden fazla dinleyen yoktur zannediyorum dedi. Falan demişti de. Şimdi biz, şimdi niçin kullandım? Biz çeşitli garip garip hallerimize psikolojik demişiz. Oysa tahlil ederseniz o bağırtılar, sıkıntılar ya vicdanın sesidir, ya hissin sesidir, ya zihnin sesidir, ya bir sürü şeylerin sesi. Şimdi mesela vicdanda ne varmış? Vicdanda binler emeller varmış. Arzular var. Olmak isteyip de olamadıklarımız. Mesela ölmek istemiyoruz. Kanser olmak istemiyoruz. Koronaya yakalanmak istemiyoruz. Yakalansa ne olacak ya? Burada bir kısmımız şu anda koronayız. İnan şey yok. Ne olacak ya? Ya abarttılar. Ha, vicdanı var. Binler emeller var. Başka ne var? Yardım dileme bağırtılarından meydana gelen gürültülerden insan ancak saniye istinat ve haşre saniye nokta istinatla haşre nokta istinatla nefes alır. Yani akıl Allah'a, böyle koltuk var ya, noktayı istinat dayanmakla, vicdan noktayı istimdatla, vicdan bağırıyor, evet sonsuzluk, istemiyorum buraları. Bu bağırtısına, imdatına kim cevap veriyor? Ahiret. Ahirete iman, vicdandaki adı nedir? Noktayı istimdat. Bağırmaya verilen cevap, ahirete iman. Akıl nedir? Dayanmak noktası istiyor. Dayanmak. İstek değil bak. Vicdan orayı istiyor. Ama akıl da dayanmak istiyor. Tanımlamak istiyor. Tanımak istiyor. O da noktayı istinat. İstinat böyle. O da iman. İtikat. O zaman noktayı istinat aklın Kur'an'a muhatap olmasından noktayı istimdat vicdanın ahiretten beslenmesiyle olur. Tatmin olur. Başka tatmin olur. Vicdan, ahirete iman arttıkça vicdan cennet olur. Vicdan, ahirete iman perdelendikçe cehenneme dönüşür. Onun için evde kavga gürültülerinin huzur olmamasının sebebi veya cennet olmasının sebebi diyor. İmanı bile ahiret ne kadar olursa. Yani vicdanımız ne kadar inkişaf ederse. Biz birbirimize aklen bağlı değiliz, vicdanen bağlıyız esas. Çünkü aklımız hata yaptığı zaman, ya mesela Ali bir şey yaptı, ya Ali ya bırak ya adam falan. Vicdan der ki ondan sonra kahve yaptın lan. Sen ders arkadaşın ya. Aklımıza akıllı olmayı öğreten vicdandır. Aklın aklıdır vicdan ya. Ne acayip bir şey ya. Abi bu nasıl inkişaf edecek? Ahirete imanla. Tamam da ahirete iman bu kadar okuyoruz Risale. Niye inkişaf etmiyor? Terk ve tecerrütlerimiz az. Bu kadar formül. Terk ve tecerrüt. Nasıl yapacağız? Dört tane. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapacağız. Devam ediyorum. Ya vicdan ne acayip bir şey ya. Aklın aklı ya. Devam edeyim. İnsanın vicdanı dimağına yani aklına, tasavvuruna, tahayyülüne, verilerle besler ve istikamete koyar. Bak ha burası. Göstereyim yeni gelenler için. Şimdi vicdan şurada abiler. Şu kafadır.
şu kafa, bak dağınık olmasına bak. Kafanın içi. Kafanın içerisinde ilk önce tahayyül, yani hayal, yani düşüncelere, fikirlere elbise giyilen yer. Yani mekan anlayışı bize veriyor. Tasavvuf, bilgiler, malumatlar, zanlar, düşünceler bu veriyor. Evet. Akıl ise, akıl 30-40 küsur tane sıfatı var. Bu buralardan seçim yapar akıl. Akıl Kur'an'la muhatap, kıblesi vahiydir. Sonra akıl alır, tasdikte ilim yapar. Sonra izanda izana atar. Buradan bu tamamladıktan sonra tekrar izandan vicdana iner. Vicdan arkadaşlar buradan beslenir ama vicdan der ki ben vefasız değilim. Beni besledin mi sen? Besledin. Ben de sana iade-i ziyaret ediyorum. Hani var ya biz bir geldim evine bir daha geldim demeyiz mi? Bir daha sen gel. Ha, bu dima bunu besledi mi vicdanı? Besledi. Delilerde, hayvanlar vesairelerde fıtri var. Cennet gibi yaşarlar. Şimdi vicdan buradan dima aynı yolla verir. Tasdikteki ilim marifete dönüşür. Mesela tıp ilmi. Gazali der ki sanattır. Ama Allah ile, Allah için olursa marifet ilahi olur. İlahi eklenir. Nasıl ki şöyle diyeyim. Şuraya dikkat edin. Şu masayı ben yaptım. Bu çok önemli bir şey anlatacağım. Ben masaya benziyor muyum? Hiç ne alakam var? Ben yaptım diye. İyi dinlen şimdi. Allah bana şefkati yarattı. Masa gibi. Allah'ın şefkati benim şefkatime, benim masaya benzemediğim gibidir. Ben yaptım diye, ben buna benzemediğim gibi ve bundan önce olduğum gibi, Allah'taki şefkatin adı şefkat-i mukaddese, bendeki şefkat. Aynı isim var diye zannetme ki, ha biraz da fazla. Ben 10 kişiye diyorum, Allah 1000 kişiye şefkat ediyor. Yani hemen fazla acıyamıyorum, Allah hemen acıyor. Öyle sakın düşünme, öyle değil ya. Öyle değil. Nasıl bir şey? Ne düşünüyorsan değil işte. Düşünme diyor. O anlamak için şefkati mukaddese, muhabbeti münezzehe, şefk, sevk, sururu, lezzeti mukaddese, memnuniyeti mukaddese, iftar mukaddese. Şunat-ı zatiyeyi saydım. Şimdi bak abiler. Bana şefkati vermiş, beni masa yaptığım gibi. Ben masa yaptım, masaya benzemediğim gibi. Bende yapılan şefkat, şefkati mukaddese yaptığı için ona benzemiyor. Nasıl bilmiyor? Allah böyle şefkatli. Onun ifade ederken nasıl diyoruz? Umman ve sonsuz şefkat ve muhabbetine güveniyoruz. Onun için amelimize değil. Nasıl bir şefkat? Şöyle bak. 10 kişiye ben şefkat ediyorum. Allah 1000 çok fazla. Ben İbrahim'in yarı çapı 100 kilometre. Allah herhalde 1 milyon kilometre. Şefkati böyle anlıyoruz. Değil. Bu masa beni nasıl düşünür? Ben yaptım diye şu masa düşünür şimdi. Ben o oluyorum, o düşünüyor şimdi. Beni yapan Hasan, ben işte şu kadar metrekareyim. O herhalde bu salon kadar var. Ben beyazım, o herhalde bütün böyle beyazların renkleri ve bütün 24 milyon şu anda bilgisayarda renk yapılmış ton. 28 milyon ton yapılmış renk. Eylül söyledi. Şimdi diyor ki benim masaya bu rengi veren Hasan'da da 28 milyon renk var. Şimdi benim, beni hayal ediyor. Ben yaptım. Benim bu fikrimi, hissimi, duygularımı, itikadımı, imanımı, gayemi bu bilir mi? Ben yaptım. Biz de Allah böyle bilmiyoruz. Ne konuşuyorsunuz ha? Esma'daki Allah'a konuşuyoruz. Allah'ın Esma'daki Allah ile sıfattaki Allah, şuunattaki Allah, manyet-i zattaki Allah hiç alakası yok bunlarla birbirlerine. O kendisini ifade ediyor. Subuz. Ben yaptım. Bana ne kadar benziyorsa. Bu masa yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. İşte Allah'ın şefkati başka bir şey ya. Allah başka bir şey ya. Allah başka bir şey. Şimdi vicdan, biz inşa şey yapıyoruz ama vicdan akılla başka bir şey. Akıl bile vahiden alıyor ama kafayı vuruyor. Çözemiyor. Vuruyor, tosluyor. Nereye sığınıyor? Vicdana sığınıyor. Vicdan neyle çalışmıştı? Terk ve tecerrütle.
o kadar cennetin olur. Terk ve tecerrütün kadar vicdanda mekan açılıyor. Cennet asa bir hayat yaşıyorsun bu sefer. Şimdi vicdan, vefa. Vicdanı besledin mi bunlar? Yani akıl, çanak, anten, uydu haşa tövbe, Allah'a misal, uydu Allah'a misal, gelen o filmler, sesler, vahiye misal, çanak, anten, akla misal, kablolar, fikir ve akla misal, evet. Televizyon, dimağa misal, televizyondaki elektrik, hayata misal, televizyondaki program, ruha misal, hiç bunlardan alakası olmayan, uyduya da benzemeyen film ekranda gözüküyor. İşte akılda bunlar gözüküyor vahye tabi tuttuğun için. Filmi seyreden insan duygulanıyor, bilmem ne yapıyor. İşte akıl çanak anten gibi vahye tutmuş. Aklın özelliği çanak anten gibi Allah'a tutunca vahiy geliyor. Aynı film gibi. Sonra onu seyreden insan ne kadar etkileniyor? İşte onu seyreden vicdan etkileniyor. Bu sefer vicdan geriye dönüyor. Beni mi aktif ettin? Beni mi beslediniz? Vicdan kendi içsel donanımları ile gelen vahiden aktif olur. Bu sistem aktif olur. İrade, zihni, sinatife, rabbaniye bu bütünselliğiyle aklı beslemeye başlar. Ne yapar? Niçin kalktım? Vicdan kalkar, tahayyüle, tasavvura, serbest değil ya. Serbest değil diyor. Benim kontrolümde. Vicdan artması nispetinde, vicdan hakimiyeti nispetinde serbest bölgede tahayyül ve tasavvuru zapt-ı rapt altına alıyor. Bir dakika diyor. İstediğiniz gibi diyor şeytana, buraya binemezsiniz. At gibi binemez diyor. Kontrol altına alır. Ancak eskilerdeki benim gördüğüm vahidi kıyası yapıp terakkisine vesile oluyor. Yani artık vicdan artması nispetinde burası serbest değil artık. Seviye kadar kontrol. Yani gelip de Allah Resulü ne? Gelip de Bediüzzaman'a, gelip de İmam-ı Rabbani'nin Hazretleri'ne bu serbest bölgesine çirik mi atacak adam? Nasıl atacak yani? Serbesttir, sistem böyle çalışıyor. Sistem serbesttir. Nereye kadar? Ne kadar biz vicdanımız inkişaf ederse o kadar serbest değildir. Tarafgirdir. Herkes bu dünyada tarafgirdir. Tarafsız kimse yoktur. Mesela siyasi partilerde de öyle. Ya şöyle yaptı, zam yaptı falan. Ya bunlar bahane. Zaten tarafgir. Öyle olduğu için o tarafın düşmanı değil. Zaten ruhu böyle. Anladın mı? Yani zam oldu, zam olmadı. Verdi, vermediğinden tarafgirlikler değil. Galatasaray, Fenerbahçe söyleyeyim. Ne özelliği var? İkisi de top, ikisi de. Şu bir tanesi Trakya'da, bir tanesi de Anadolu yakasında. Fark ne? İkisinin başlarındaki de belli ya, fasık. Mesela. Ne yani? Ha, bir tane sarı renk. Renkte başka ne fark var? Aynı adam biraz önce, geçen sene orada oynuyordu, şimdi burada oynuyor. Ne fark var? Adam başındaki bu adam buradaydı, sonra buraya geçti. Ne fark var? Hı? Ya bunun aldanacak kadar ahmak hayvan mıyız ya? Bundan dolayı birbirimizi kavga edecek, kıracak kadar biz hayvan mıyız ya? Ulan geçen sene yönetici buradaydı, şimdi burada. Geçen sene burada atıyordu golü, şimdi bu tarafa atıyor. Ne fark var ya? Güneş tutuluyor da, demek ki akıllar da böyle tutuluyor. Akıl tutulması yaşıyoruz yani. Akıllar böyle tutuluyor. Konya, Kayseri. Lan adam iki şey. O adam orada oturuyordu, oradan geçiyor. Bu tarafa atıyor, bu tarafa, bu tarafta aynı, bu tarafta. Ne oldu ya? Acayip bir şey ya. Küreselciler bak, var. Bunları bize fark eden vicdan. Acayip, garip. Ne kadar şükretsek az. Ne kadar şükredecek bilmiyorum ki ya. İnsanın vicdanı, dimağına, yani aklına, tasavvuruna, tahayyülüne verilerle besler ve istikamete koyar. Eğer vicdan darmadağın olmuşsa bu insanın tasavvuru cinnetten başka bir şey düşünemez hale gelir. Bir daha. Eğer vicdan darmadağın olmuşsa, vicdan beslenmemişse, insanın tahayyül ve tasavvuru, aman yarabbi, darmadağın, cinnet o geçiriyor. Bak cinnet şurası. Şöyle yapayım.
Çünkü cinnet olduğunu göstermem lazım. Çek bakayım abi. Tamam, tamam. Cinnet burada geçiriliyor. Bu hakim oluyor. Buraya şeytanlar, melekler. Melekler de beni atıyor. Şeytan da atıyor. Buraya hakim olmanın yoluydu. Bu ne demektir diye tarifiydi. Yani karışık zannetmeyin. Melekler atınca ne olur? Şeytan ve avaneleri atınca ne olur? Burada bu galip olursa burası cinnet getirir. Cin, Gazali'nin sözüdür. Cin olduğu nettir. Cinlerdir. Yani iblis. Şeytanın yine bir yolu var. Çünkü şeytan organ gibi bağlı değil. Girer çıkar. Sabit değil. Girip çıkıyor. Peygamberin aleyhissalatü vesselam kapısına çalıyor. Yolda gözüküyor Hazreti Ömer'in, Hazreti Ali'nin. Yol değiştiriyor. Cin öyle değil. Cin girer, girmişse nefs emmari ikisini de dinler. Buraya oturur. Buraya oturdu mu o hayal ettirir, o düşündürür seni. Dürtüleri o yapar. Belirli yer inkişaf etti mi vicdanın, bu dürtülerin seslerini görmez olursun. Eski hal var ya böyle İrfan. Böyle eski arzuların, isteklerin falan. Ben kendimden söylüyorum. Yalanı haşa yalan, Allah şahit edilmez. 50 küsür yaşında sonra bu herhalde vicdanın şeyinden eskideki tahayyül ve tasavvurlarının yani yüzde çok az yani %10, %10, %20 şaşırıyorum. İstese de olmuyor bazı şeyler. Olmuyor. Yok. Yani ille bedensel hazlardan demiyorum. Düşünsel, insanları affetmek, insanlara bakış ve mesela böyle dedi, şöyle yaptı. Takılıyorduk yani böyle. Şöyle yaptı böyle. Baktık öyle bir şey yok. Hakikaten gülesin geliyor. Nasıl oldu? İstesen de olmuyor. Garip taraf da o. Niye olduğunu da bilmiyorum. Acaba bu projelerden sonra istesen de yapamıyorsun düşmanlık. Olmuyor. Yani öyle o bedensel hazlar bir bakıyorum istesen de öyle bir şey de olmuyor. Yani bu yaşlılığın getirmiş olduğu falan da değil. Zannetmiyorum çünkü daha beter olunuyor. Çünkü Allah ceza veriyor yaşlılıkta. Daha beter dünya perest, şehvet perest, gadab perest bilmem ne şeyler oluyor. Gençken hiç istemediklerini yaşlanınca istiyor. Onun için derler seni ancak toprak şey yapardı. Garip yani. Burası demek ki kontrol ediliyor. Niye, niçin anlattım? Demek ki bunun inkişafı nispetinde buraların bu kontrol ediliyor. Ha bu adamlar buraya vuruyordu. Şimdi girmiyor. Düşünceleri var mesela. Yasin. Düşünceler var. Ama hayali olmuyor. Hayal kurayım diyorsun. Haram kurayım diyorsun. O kadar olmuyor. Olsa bile keyif vermiyor sana. Film oynamıyor. Hayal lan. Garip bir şey ya. İlle böyle cinsellik değil. Gadaptır, hiddettir, anlayıştır, ferasettir, kindir, nefrettir, kıskançlıktır, hasettir. Dırdırdır bir sürü o olmuyor. Ama tam tersine azgınlaşıyor da. O sistemi anlatmak için söylüyorum. Azgınlaşıyor. Daha dehşetli oluyor. Gençliğinde olmadığı pislikler de oluyor. O da var ya. Burada oluyor cinnet minnetler. Burada oluyormuş. Herhalde bu sayfayı bitirince dersi bitireceğim. Eğer vicdan darmadağın olmuşsa bu insanın tasavvuru cinnetten başka bir şey düşünemez hale gelir. Vicdan nasıl komple bir sistemin adıdır? İçerisinde irade var okumuştuk. İbadetullah, zihin, marifetullah, his, muhabbetullah, latife-i Rabbani, müşahadetullah ile çalışır. Vicdan bu bütünlüğü kadar çalışır. Mesela nedir o? İrade ibadetullah. Yani ibadetullah neymiş? İbadet ve ubudiyet ile. İbadet ve ubudiyet. İbadet, namaz, oruç. Evet. Ölünce biter. Evet. Ubudiyet, ben mahluk, o halik. O beni vücuda çıkarttı demek. Bu ubudiyet. Ölünce ubudiyet devam eder. İbadet biter.
Mesela Cebrail Mikail'de ubudiyet var. Yani anladık mı abiler? İbadet de ubudiyet. İbadet oruçtur, namazdır vesaire, farzlar, haram. Ama ubudiyet kul olma hali. O irade belirliyor. Vicdan böyle çalışıyor. İki, vicdanın ikinci hakikati içeriği zihin. Marifetullah'tır. Ne demek marifetullah? Dimağdan vahiden beslenirmiş. Evet. His, bu çok önemli. Evet. En önemlilerinden bir tanesi bence şimdi bu zamanda. Bu ahir zaman fitnesinde. His, muhabbetullah. Yani Allah'a muhabbet var. Allah'a muhabbet olunca muhabbetullah olur. Peki Allah'a muhabbet nasıl olur? Allah'ın dostlarına. Allah'ın düşmanlarını dost edinmemek. Allah'ın herkes diyebilir ben dostuyum. Bilemeyiz. Mıdır değil mi? Hüsnü zannederiz. Aldanırız. Ben buna dostum demek bizi aldatabilir. Belli değil. Ama düşmanlık hiç aldatmaz. Allah'ın düşmanı kim ise o nettir. İçinde saklayamaz. Muhabbeti saklar, düşmanını saklayamaz. Onun için ilk önce la ilahe sonra illallah. Yani Allah'ın bir insan Allah'ın dostu mudur? Ben Kur'an okuyorum sabaha kadar geç. 10 cüz okuyorum, takkelim, cübbeliyim, dağıtıyorum, veriyorum, ediyorum, geç. Hiç abdestsiz dolaşmam. Hiç abdestsiz evet dolaşmam. Benim hacım babam, kayınvalidem de 10 sene önce hacca gitti. Tamam falan her şey var. Tamam. Kime düşmansın? Bunlar, diğerleri ölçü değilmiş. Düşmanın kim? Allah'ın düşmanına düşman mısın, dost musun? O zaman vicdanda his çalışır. Latife-i Rabbani ise müşahadetullah'tır. Ne demek müşahadetullah? Yani içsel doyum, huzur ve cenneti haleti rüyeler. Yani içsel fikir, his, fikir dimada, his vicdanda, duygu kalpte, latife ruhta. İç huzur var mı? Doyumluluk var mı? İç haz var mı? Haz. Ha, bu da mesela namaz nasıl? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Öyle huzur var mı? Latife-i Rabbani çalışıyor. İşte nasıl çalışıyor? O da teklerle çalışır. Bunların doğru çalışması nispetinde bu dört tane irade, zihin, his, latife-i Rabbani, yani ibadetullah, dimanı vahiden beslemek, Allah'ın düşmanlarına düşman olmak, içsel huzur, bunlar dördü ne kadar çalışırsa vicdani haletler insanın dünyasını peşin muacel cennete, yanlış ve eksik çalışması nispetinde muacel peşin cehennem haletleriyle insanın vicdanı cehenneme dönüşür. Eksik veya yanlış çalışınca vicdan ne olurmuş? Onu merak etti. Mesela vicdan eksik çalışır veya yanlış çalışırsa başka yere ibadet eder. Allah'ın dostlarına düşmana dost olursa 8 tane acayip mahluklar çıkıyormuş vicdanda. Benim fikrim değil. Külliyattan olur. Okuyacağım şimdi. 8 tane mikrop. Ne koronaya benzer ne coronaya benzer. 8 tane vicdani mikrop vahşi. Yani timsah, sırtlan, kobra yılanı. Böyle vahşi. Onlar için yaşamaya da benzemez. 1. Haf. 2. Ne demek okuyacağım? Haf. Vicdanda eğer eksik Enes. Eksik ve yanlış çalışırsa vicdan... Haf, heybet, ad, raşet, vahşet, gönül darlığı, yetimlik, meysiyette mürekkep halet. Şimdi birincisi haf, çok konuştuk, korku. Onu ders çok yaptık. Fakat, he? Kaçıncı sayfayı okuyorsunuz? 189, devamı... 189. Hepsine bir cümle olsa ne olur dedim yani. Hafı uzun uzadıya değil. Mesela
Ad uzun değil. Raşet, vahşet, gönül darlığı, yetim, mevsiyet. Bir cümle, bir cümle ile nedir diye. Korku malum. Korku Allahsız düşünmekten. Mesela korkuyu ustad diyor ki 4 veya 5 ihtimalden bir ihtimal olsa bir şeyden korkulur. Ama 100 ihtimalden %5, %6'da korkmak insan değil hayvan bile olamaz diye mektubatta anlatıyor. Şimdi ikisinden başladım. Heybet. Eğer vicdan eksik çalışır veya yanlış çalışırsa heybet canavarı çıkıyormuş vicdanda. Neymiş heybet? Sonsuz büyüklük karşısında sende uyanan korkuyla değersizlik hissi. Allah'ın sonsuz büyüklüğü karşısında ben bütün ömrümü 60 senemi yok ettim. Hiçbir anlam ve değerim yok. Allah karşısında kendisini tamamen değersiz hissetmek. Uf. Yani bu nasıl bir şey bilmiyorum. Ama biz mesela günahkarız ama elhamdülillah Rabbim beni seviyor. Namazımı kılıyorum. Namazı bana nasip etti. Risale-i Nur yapıyorum. Dostlarını seviyorum. Sevdiklerini sevmeye çalışıyorum. Elhamdülillah. Allah ve ahiretten ümitliyim diyebilmek kadar dünyada cennet olamaz. Bundan daha büyük nimet olmaz. Allah ve ahirette ümitli yaşamak kadar dünyada bahtiyar bir insan olamaz. Olmaz yani. İlerisi yok. İşte Allah'ın sonsuz azamet ve kibriyaşlık karşısında ben, yani iman değil bu, kendisini tamamen değersiz kılmaktan ortaya çıkan sonsuz bir korku. Bu heybet. Vicdanda çıktı bu. Mikrop. Doktor ben demedim. Doktor tahlil etti. Laboratuvarda bu çıkmış. Heybet çıkmış. Adama diyor ki sende heybet var. Allah Allah. At neymiş? Bu kadar düşmanlarına karşı sonsuz güçsüzlükten gelen halet. Mesela ölüm. Cehennem. Düşman. En büyük düşman cehennem. Kabir. Hesap soracaklar. Yılan çıyanlara. Vurdukları zaman varyozu rivayette ki bizim pek anlatmayız bunu. Varyozu vurdukları zaman bir sesi arşa bir sesi de ferşe iner diyor. Aynı anda. Bu ne? Allah'ın sonsuz büyüklüğü karşısında sonsuz güçsüzlük. Mikrobu çıkar. Üç etti bu. Birincisi haftı. İkinci bunu okuyorum kesiyorum ders bitiyor. İkincisi heybet. Üçüncüsü at. Dört raşet. Yani bunları çalışarak tek tek kelimeyi külliyatta çalışarak lügatte değil bu. Oradan çıkan manayı bir cümleyle bize lazım olacak tarafını aldı. Raşet ne demek? İçsel bütünlüğün yani akıl, vicdan, kalp, ruh, bedensel. Bütünlük var ya beş. Beden, akıl, vicdan, kalp, ruh. Buna bütünlük denilir. Bütünlük deyince böyle. İçsel bütünlüğün bozulmasından, tamamen çaresizlikten, noktayı istinatların, yani Allah'a güvenmenin ortadan kalkması ile bir bir yok olmasından ortaya çıkan bir halet. Allahsızlık. Yani içsel bütünlük darmadağın olmuş. İstediğin gibi yaşadın. Ömür sermayesi tükendi. Dayanacak nokta vardı ya böyle. Nokta istinat. Allah'a dayanacak. Dayanacaksın ama bu vicdan diyor ki öyle bir şey yok diyor. Allah yok. Uf. Allahsızlıktan çaresi. Nasıl bir çaresiz? Sonsuz çaresizlikten ortaya çıkan bir halet. Raşetti. Şimdi 5. 8 taneydi 5. Vahşet. Diyor ki vahşet. Raşetin oluşturduğu biraz önce Allah'ı kaybetmekten bize meydana gelen bu haletin içsel ıssızlık. Allah olmayınca raşet neydi? Allahsızlıktan oluşan. Vahşet nedir? Allahsızlıkla içimde oluşan ıssızlık, belirsizlik, tenhalık, vahşilikten ortaya çıkan aletmiş.
Allah olmayınca ıssız, vahşet, fena, vahşi, tamamen böyle bunlar kaplaması oluyormuş. Altı, tamam bunlar vardı, usta da zaten demişti. Bunlar nasıl yaşıyor? Usta da diyor ki bunlar var, nasıl yaşıyorlar? Meğer iptalis. Hani dişçi uğraşıyor, ne hissetmiyor? Uyuşturmuş. Günahlar var ya televizyon, ben gözümle gördüm. 5 sene önceki kayıttaki maçı oturup maç seyrediyor. 5 sene önce oynanmış. Ne yapıyorsun dedim. Bizzati gözüm. Ki maç. Hakikaten böyle bir şey. Sokakta bağırma yok dedim. Ben çarşıdan geldim. Kimse bağırmıyordu. Bu nasıl maç böyle? Ya dedi bu 5 sene eski dedi. Ne kadar eski dedim şüphelendim. Ya hoş ver dedi 5 sene. 5 sene önceki maçı mı seyrediyorsun dedim. Oy be. Ulan bir kitap verip sana kitap okutturamadım. Helal olsun lan adamlara. 5 sene önceki maçı seyredin. Yeni yeni anlıyorum ki niye buna işe... Meğer içeride ıssız, tena, kimsesiz, vahşet o sessizliği bir sese dönüştürecek. Kitap okusa bir ses olur. Kur'an okusa ses olur. Yok ki. Nasip yok. Niye? Bitti. El freni çek, takos koy. Allah selamet versin. Bitti. 5 sene önceki kaydı dinliyor. Bırakın onu fiili. Onu yaptıran iç ayna içini bir seyretmeye çalışın psikoloji olarak, marifetle. Benim görmediğimi doktor kulaklığına şey koymuş. Doktor bir şey diyorlar ona. Ondan sonra pop 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 pıt 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 dum 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 dum. Benim için dum dum dum. Onun için öyle değil. Konuşuyor adamla. Ha, ben de o 5 sene önceki filmi seyredenin o güm 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 doktor o sesten anladığı gibi ben o filmden onun içini seyrediyorum Allah'ın izniyle. Küfra nimet yapmayacağım. Oy ne ıssızdı ki bu. Bu o sessizliği bu ses de bozuyor. Bozmaya çalışıyor ama ne para. Mümkün değil. Altı. Gönül darlığı. Bizim köylerde de çok derler. Gönlüm dar ya. Gönül darlığı. Gönül darlığı neymiş? Diman, vicdanın kalbi diman ve vicdanın kalbi besleyememesinden çöl gibi sahraların fincan gibi olmasından oluyormuş. Dima ve vicdan. Allah'a iman ve ahiretle iman. Kalp beslenmeyince Uhuvvet Risalesi'ni çıkarttım. Diyor ki Şaban Ali, iki tane dost için fincanın dibi sahra gibi olur. Mekan bir şey etkilemez. İki tane düşmanı çölde tutsanız, çölde iki tane düşman birbirine denk gelse o çöl fincanın dibi gibi olur. İşte gönül darlığı demek dima ve vicdan kalbi besleyememesinden çöl gibi fincanın dibi gibi olmasından. Vay be. Yedi, yetim. Yetim kimmiş? Anne babayı kaybeden mi? Parayı kaybeden mi? Değilmiş. Bakın yetim kimmiş? Kimsesizlikten yani dur nokta. Ne demek? Düşünebiliyor musun ki nokta-i istinadın yani Allah'a imanın ve nokta-i istimdadın ahirete imanın kalkmış, Allah ve ahiret aleminden kalkmış ve dünya denilen sahra-i çölde yapayalnız kimsesizlikle önündeki hastalık, musibet ve kabre bakarken ortaya çıkan haletmiş. Yetim bu. Aleminde kafandan Allah, vicdanından ahiret kalkmasından ortaya çıkan kimsesizlikten hastalıklara, musibetlere, kabire bakma anında ortaya çıkan haletmiş. Yetimlik. 8. Yani bunu tersini düşünün. Allah neler vermiş size şimdi? Allah ne verdi biliyor musun bak? Müslümana söylüyorum. Benim Müslümanım var. İlk önce bana, hepinize de. Allah en büyük neyi vermiş bize? Kendisini bize vermiş. Allah'lığını verdi bize. Ne demek o? İman. İmanın içi Allah'tır. Allah'lığını bize vermiş emanet. Ne onun adı ne? İman. İrade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu kendi zatının bir nurudur. İman esmadan beslenir. Sıfattan beslenir, şunattan beslenir. Ama iman
temeli esma değil. İmanın temeli sıfat değil. Şuunat da değil. İmanın temeli zattır. Zattan gelen nurdur. Gelen de değil de öyle diyeceğiz güneşten gel. Allah tayin ve teşahhus ediyor. Daha bundan ileri nimet olmaz. Ama yetimi gördünüz mü? Yetimi gördünüz mü? Dimağında Allah, vicdanında ahiret imanı kalkmasından, kendisini yalnız ve kimsesizlikten, önündeki hastalık, musibet ve kabre, ölüme bakmaktan hasıl olan halet-i rüyenin adı yetimlikmiş. Sekizinciyi okuyorum son. Meyusiyet. Bunu Kur'an'da söylüyor. Ancak Cenab-ı Hak diyor ki, Allah'a iman edenler Allah'tan ümitli olur. Allah'tan ümidini kesenler ancak meyus olur. Şimdi meyus neymiş külliyatta? Yetimlikten ortaya çıkan ümitsizlik. Yani biraz önce yetimi okuduk. Evet. Onu kullanıyor ustad. Yani birbirini kullanıyor. Yetim gönül darlığını kullandı. Gönül darlığı vahşeti kullandı. Vahşet raşeti kullandı. Raşet acizliği kullandı. Acizlik heybeti kullandı. Heybet hafı kullandı. Korku en basit. Katlanıyor yani. Aslında mesela diyelim ki vahşet aslında üniversite şöyle diyeyim. Üniversite diploması ama ortaokul diploması da var içinde. Mesela meyusiyet deyince 7 tane pislikle dolu. Artı gelecek şimdi. Yetim deyince yetim 7. maddeydi. 6 tanesi de orada. Cem etmiş. Üniversite diploması getirince Şaban Ali kardeş. İşe gireceksin. Biz lise diplomasını istiyoruz der mi? Lan içinde var zaten. Hangisini istiyorsan al. Ha? Hangisini istiyorsan al. Bir tane söyle dedi. Dedim ki ya dedim yanlış olunca ne yapıyorsun? Okuyorum dedi. Vallahi İ miydi, E miydi? İkisini de okuyorum ve Allah Rabbime diyorum ki ya Rabbi hangisi doğrusu onu al. Yani böyle çok hoşuma da gitti bu adamın şeyi ya. Ya Rabbi bilmiyorum. Tavarcığım diyenim var ya. Ya Rabbi hangisi doğruysa onu al. İkisini de okudum. Ama çok antika bir şey ya. Allah ne güzel kulları var ya. Hoşuma da gidiyor ha. Dedim ya namazdan sonra baksaydın. Bakıyorum dedi. Ne yapıyorsun dedim. Yanlış yaptım. Doğru okudumsa çok seviniyorum. Yanlış yap bir daha kılıyorum. Aferin lan sana. Ama o namazı bozmuyorum dedi. Ya Rabbi bunu tam bilmiyorum diyor. Bunu da okuyorum. Bunu hangisiyse onu al. Yani çok şükür ya. Yedinci, sekizinci madde okuyorum. 7 tane içinde olmakla beraber artı yetimlikten ortaya çıkan ümitsizlik. Yani 7 tanenin, bu 8. madde, 7 tane haletlerin bütünlüğünden çıkan ümitsizlik. Yani mani her kemali doğuran, yani her kemale götüren şeyi ortadan kaldıran ve kalbi öldüren, derecesine göre Allah'tan koparan, ifrat mertebesiyle kafir olduğunu izan eden adam. Ben kafirim. Ben inkarcıyım diyor yani içinde. Ben inkar ediyor. Ne için çıldırmıyor? Dişine morfin buldular. Anlamıyor. Yani düşünebiliyor musun? Sen hayal edemezsin ben Allah yok olsa alemimde. Haşa. Acaba istemediğimiz halde bir şey gider mi? Zeval gelir mi imanımızdan? O kadar endişe ederken, korkarken adam çok rahat benim imanım yok diyor. Böyle diyen var ya, ben ateistim diyen bu. Ha işte bu haletlerin 8 tane haleti macun yapsak, tayin pekmez gibi. Her şeyi düşman bu insanlar, kendisi kendisini, anne babasını, herkesi nasıl görülmüş, içini, psikolojini tahlil ediyor şimdi. Her şeyi düşman, her şeyi garip görür, buraya geldiğine bin pişman nedamet eder, lanet okur. Onun için Amerikan filmlerinde lanet olsun diye bu haletlerini bize ifade ederek laneti alıştırmaya çalışıyorlar. Bütün filmlerde lanet olsun der. Böyle. İşte bu 8 tane haletler macun olursa her şeyi birbirine düşman, her şey her şeye garip, hiçbir şey hiçbir şey değildir.
Her şey her şeydir. Ölü görür. Her şeye nedamet eder. Ha, şöyle nedamet eder. Dünyaya geldiğine der ustad. Bin defa nedamet eder. Lanet okur. Zulmetli haletlerin oluşturduğu muacel peşin cehennem sırat-ı müstakimi kaybederek kalbi ve ruhu kendi kendisini yemesidir. Mesela ben bilmiyorum ama böyle bir hastayı ziyaret etmiştim. Adapazarı'nda, İzmit mi Adapazarı'nda, dağın tepesinde bir hastane var. Ya İzmit ya Adapazarı, İzmit miydi? Dağın tepesinde hastane var. Oraya gittim bir hastaya, bir dostumun dostuydu, o götürdü. Hastalığı şuydu. Vücut deriyi düşman kabul ediyor. Vücut deriyi iman ediyor. Ama vücut onu düşman kabul ediyor. Kendi kendini yiyor. Nasıl bir hastalıksa bilmiyorum öyle. Acayip olmuştu. Eti yiyor. Vücut bir tarafı yapıyor, öteki taraf düşman yapıyor. Nasıl bir şeyse. İşte sırat-ı müstakimi kaybedince kendi kendini yiyen adam, kendi kendisiyle kavgalı olan, kendi kendisine cehennem olan adam sana cennet olur mu? Sana dost olur mu kendisine düşman olan? Kendisini kendisiyle sevmeyen seni sever mi? Kendisi kendisine cehennem eden sana cennet eder mi? Kendi kendisini aldatıyorsa seni sana dürüst olur mu? Peki ne yapacağız abiler? Allah Resulü'nün tabiriyle kısacası ve kelam, kılıcınızı körleyin. Ondan sonra kılıfına koyun. Evinize gidin. Kapınızı kapatın. Bekleyin. Yani derslerine git. Kitaplarını oku. Derslerini ihmal etme. Hizb-ül Kur'an oku. Namazını asla tesbihatsız yapma. Yaptınsa kazasını yap. Yolda arabada yap. Çok mu yoruldun? Sabah namazını kıldın. Yapamadın tesbihat. Beş yaz. Kalktığın zaman o yolda o tesbihatını yap. Hizb-ül Kur'an'ı oku. Sakın dershanelerine maddi ve manevi sahiplenmeleri bırakma. Seviyen kadar elini taşın altına koy. Bu seni inşa eder. Ve birbirinizi terk etmeyin diyor. Ey Allah'ın kulları diyor ayette. Kardeş olunuz. Kardeş olacağız, birbirimize cennet olacağız, birbirimize muavin olacağız, birbirimize şefaatçi olacağız. Allah birbirimizden, Allah kendisinden de bizi ayırmasın. Bu hakikatle haklanmaya, bu hakikati hayatımıza anlam kazanıp, farkındalığımızı artırıp, beşeriyetten çıkıp insan olmayı bize nasip eylesin. Amin. Maddi ve manevi, insi ve cinni, semavi arzı hastalıklardan, taunlardan, tufanlardan ve zelzelelerden hepsi emin eyle ya Rabbi. Allah'ım zatına, zatına kul, Habibine ümmet, ustadımıza talibe, birbirimize kardeş eyle. Amin. Kardeş olunuz hakikati bize tahakkuk ettin ya Rabbi. Birbirimize cennet eyle ya Rabbi. Birbirimize vicdan olmayı nasip eyle ya Rabbi. Birbirimize dima olmayı nasip eyle ya Rabbi. Aklımızın şerinden aklımızı muhafaza eyle ya Rabbi. Vicdanımızı vicdansızlığımızla muhafaza eyle ya Rabbi. Vicdanımızı macel bir cennete çevirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Vahir davahım. Enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha. Teala.